Herkese iyi akşamlar. Son Düzlük Programı'na hoş geldiniz. Yine bir perşembe akşamı klasik bir şekilde gazeteci konuklarımla programımıza yapmak için buradayız. Ama bu akşam özel bir konuğumuz var. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak bu akşam birinci bölümde konuğumuz olacak. Biliyorsunuz biz programda bir sözümüz vardı. Sözümüze başlamak isteriz. Gazze'deki soykırımı dinlendirerek yine kınadığımızı, orada bebeklerin hala öldüğünü ve buna hala bir çözüm bulunmadığını söyleyerek ben konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Ahmet Uçak hoş geldiniz Sayın Başkanım. Cihan Saraç siz hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kenan Çatalbaş siz hoş geldiniz. Sayın Başkanım, bu akşam bizi kırmadınız, programımıza konuk oldunuz. Gerçi seçim çalışmalarındasınız, yoğunsunuzdur ama biz bu konuda öncelikle size teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar hızlı. Yani bu görev beklenmedik bir görev olunca şeyimizi toparlamaya çalışıyoruz. İşte il yönetimimizi oluşturduk. Yerel seçim çalışmalarımıza başladık. Sapanca'dan startımızı verdik. Kocaeli adayımız ve Sapanca adayımız başladı. Şöyle yapalım başladı. Biz onları tek tek soralım size. Olur. Çalışmalarınızın kaç gün oldu şu an için? Bizim çalışmalara başladığımız, bizim daha bir hafta oldu. Daha, bir hafta oldu, yeni hafta. Başkansınız. Evet, aynen daha yeni başkansınız. Bize nasip oldu sizin yeni başkanlığınızda. Evet, aynen öyle. Aynen. Şimdi tabii İYİ Parti son zamanlarda gündemi fazla meşgul edildi dersem herhalde yanlış olmaz. Evet. Yani özellikle genel seçimlerden tutun, işte bu masadan kalkma olayından sonra bugüne kadar İYİ Parti yani Türkiye gündeminin genelde hani TT'sinde dersek doğru olur herhalde. Evet. Siz de bir görev aldınız. Yeni bir yönetim seçilmişti. Sonra işte bazı şeyler oldu. Ben şunu sorarak başlayayım. Sonra gazeteci arkadaşlarım da eğer bu konuda arada sormak isterlerse onlara da söz vereceğim. Şimdi bir il yönetimi yapıldı. Serdip Dokumacı ile beraber. Hı hı. Ben açıkçası kendi adıma söylüyorum bunu. Ben yönetimi de çok beğenmiştim. Yani baktığım zaman yani Sakarya'da hep tanınmış. Siyasetin içinde ama dışında olan, yani temiz diye tabir ettiğimiz, bu siyasi lugat olarak söylüyorum bunu. Sakın kimse yanlış anlamasın. Böyle backgroundlı kişiler vardı. Ama ne yazık ki komple istifa etti. Ben buradan başlamak istiyorum. Eski yönetim niçin istifa etti? Şimdi şöyle, Serdip Başkan, ben İl Gençlik Kolları Başkanlığımdan itibaren birlikte çalışma fırsatı bulduğum, çok sevdiğim bir abimdir. Öncelikle onu belirtmek isterim. Çok başarılı bir ilçe başkanlığı, çok başarılı bir İl Başkan Yardımcılığı süreci geçirmiştir. Ama bu son hadise ışığında genel merkezimizin bu konuyla ilgili almış olduğu bir karar var. Tabii ki de her siyasi partinin de olduğu gibi bizim siyasi partinin de bir genel merkezi var. Ve bu genel merkezinin almış olduğu kararlara bizler burada uymak zorundayız. O yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte Serdip Başkanımızı da işin içine dahil ederek bu çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. İYİ Parti çatısı altında bütün teşkilatımız ve bütün üyelerimizle, bütün İYİ Partililerle birlikte biz bu yerel seçime hazırlanarak devam etmek istiyoruz. Evet, ama şey var tabii ki, siz diyorsunuz ki mesela oradaki arkadaşlarla devam içimize alarak diyorsunuz. Peki o arkadaşlarda bir küskünlük var mı şu an için? Yani şimdi şöyle, tabii ki kendi açısından kırılmış, darılmış, kızgın olan arkadaşlarımız vardır. Bunlar zaman içerisinde, bunlar bizim partimizin içerisinde çözülecek problemlerdir. Biz bunları en kısa sürede çözüp yolumuza devam edeceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın yani. Bir soru daha sorup ondan sonra gazeteci arkadaşlarıma sözü vereceğim. Peki, şimdi biliyorsunuz siz bu değişim kararını aldığınızda genel merkez aldı bu kararı diye anladım. Doğru evet, anladım doğru. Değil mi? Doğru. Yerel seçim startı verilmişti. Yani bu bir risk değil midir yani sizin için? Mesela yani yerel seçime giden bir partinin mesela bunu daha sonra halledemez miydi? Yani biz riskleri seven bir partiyiz işte. 3-6 Mart sürecinde yaşamış olduğumuz masadan kalkma sürecinde de yaşamış olduğumuz şeyler var. Bizim partimiz biraz riskleri seviyor. Zoru başaracağımıza inanıyorum. Zor bir süreç. Evet. Ama biz bu zor süreçten alnımızın akıyla inşallah çıkacağız.
Bundan da tüm hemşerilerimizin ve partilerimizin hiç şüphesi olmaz. Zor olduğunu kabul ediyorsunuz ama. Tabii ki her seçim zordur. Yani her seçim zordur. Bu birazcık daha zor olabilir ama biz bunun da üstesinden geleceğiz. Arkadaşlar bu benim açtığım başlık üzerinden de sorularınız varsa ben sizin sorularınızı alabilirim. Sonra devam edeceğim. Şimdi ben tabii ki biraz hem genel olarak hem bir yere olarak başkan İYİ Parti'nin il başkanı olduğu vasfıyla olduğu için bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben de biliyorsunuz siyasetin içerisinden gelen bir kardeşinizim. Parti içerisinde işleyişi ve yaşanan tüzükteki kuralları vesaireleri yaşamış, görmüş bir insan olarak söyleyeyim. Gözlemlemiş bir insan olarak söyleyeyim. Türkiye'nin gündeminde biliyorsunuz Sakarya Milletvekili Dikbayır'ın, Ümit Dikbayır'ın Türkiye'nin gündemine oturmuş. Hatta bu akşam TV 100 ekranlarında canlı yayına katılacak. Kendileri de bir açıklama yapacaklar. Bu arada özür dilerim. Yarın akşam da gazeteciler soruyu da canlı konu olacak. Buradan da izleyicilerimize söylemek isterim. Ben kendisine telefonla bir temas halinde bulundum. Mesaj olarak. Aslında isterim bu akşam bu programa katılmasını da. Çünkü soracağım bu sorunun Türkiye gündemi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in almış olduğu kendisinin bir karar var. Parti yönetimiyle size de iletilen, tebliğ edilen bir karar var. Şimdi Ümit Dikbayır'ın buradaki ihraç süreciyle ilgili disipline sevk edilip ihraç süreci var partinizle alakalı. Birincisi seçime giden bir partinin size bunun etkisi ve tepkisi ne olabilir sahada ve yerelde? Bir il başkan olarak bunu sormak isterim. Bir de Ümit Dikbayır'ın bir açıklamaları var kendisinin. Bugün de ve dün de basına yansıyan. Dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor Ümit Dikbayır. Ve ithaf edilen suçların, kendine atıf edilen konuların yargıya taşıp dokunulmazlıkla yargılanması noktasında. Tabii ki bu süreç biraz şeyin dışında, disiplinin dışında. Disiplinin ne karar vereceği ortada değil. Daha herhalde şu an kesin bir ihraç kararı yok. Ama anladığım kadarıyla bazı sebeplerden dolayı da nedenli bir kamuoyuna da yansıdı. Bunu söylemekte unsur olmaz. Taciz iddiasıyla gündeme gelen de bir konu var. Şimdi bir il başkanınız olarak, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı olarak bu konu hakkındaki düşüncelerinizi ve fikirlerinizi sormak istiyorum. Şimdi Cihan abi şöyle bir şey var. Sizin de belirttiğiniz gibi siz de bu işin içinden gelen bir insan olarak genel merkezlerin bu işleyişi nasıl yürüttüğünü bizler kadar sizler de iyi bilirsiniz. Şimdi burada bizim parti organlarımızın, bizim parti organımızın daha doğrusu en üst makamı olan Merkez Disiplin Kurulu'nun yürütmekte olduğu bir durum var. Şimdi bizim Merkez Disiplin Kurulumuzun yürütmekte olduğu bu konuyla alakalı çok fazla yorumda bulunmak bizce doğru değil. Yani çünkü şöyle, normalde işte bir ihraçta ilçelerden, illerden genel merkeze intikal eden bir durum olduğunda bunun açıklamasını biz yaparız. Ama burada tamamen genel merkez düzeyinde, tamamen Merkez Disiplin Kurulu düzeyinde bir durum var. O yüzden ve biz bu dosyanın da içeriğini gerçekten bilmiyoruz. Neyle itham ediliyor o dosya, ne içeriyor onu da biz bilmiyoruz. Yani teşkilat olarak biz bunu bilmiyoruz. Açıklamalar var. Bazı gazetecilerin bununla ilgili açıklamaları var ama bize intikal eden bir durum yok. Sayın vekilimiz de işte bugün dediğiniz gibi bir açıklama yapıyor bunlarla ilgili. Burada yargı süreci devam ediyor. Merkez Disiplin Kurulu süreci devam ediyor. Bununla ilgili çünkü bir savunma istenmiş tedbirli olarak. MDK bir açıklama yaptı tedbirli olarak. Savunma istenmiş. Bu süreci takip etmek durumundayız. Bunun etkisinin ne olacağını ilerleyen günlerde daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şu an için bir şey söylemek çok erkendir. Şimdi ben düşüncem olarak, kendi fikrim olarak bir şey söyleyeyim. Kemal burada misal. Tabii buyurun. Şimdi bu süreçler tabii ki biraz zor süreçler. Parti içerisinde ben her zaman söylemişimdir. Bunun başka bir yönden bakacak olarak söyleyeyim. Partilerin biliyorsunuz tüzükleri seçim kurulunun kararlarıyla belirlenen bir süreç. Ben bazı şeylerin bu noktada değişmesi gerektiğini, yani genel olarak konuşuyorum, bunu İYİ Parti için konuşmuyorum. Genel başkanların takdiri düzeyinde değil, bazı konuların gerçeği reel noktasında, disiplin noktasında da reale dökülerek mahkemeyi bağlayıcı unsurlar noktasında. Çünkü disipline gittiğiniz zaman mahkeme olaya esastan girmiyor.
Evet. Daha sonrasında hiçbir giriyor. Şey esastan girmiyor. Direkt partinin vermiş olduğu kararın üstünden hareket etme durumu var. Şimdi Ümit İkbayır da burada kendisinin son dakikaya kadar aslında ben şunu da beklerdim. Bir genel başkanın, şimdi partinin genel başkanı önemlidir. Yani partinin sonuçta genel başkanıdır. Evet. Ve takdirin yetkisi ondadır. Genel başkanla kamuoyuna bu kadar yansımış olan bir süreçte ben Ümit İkbayır'ın İYİ Parti'den istifa etmesini beklerdim. İşin açıkçası. Ama çünkü, kendi kararı tabii ki. Tabii ki. Ben bunu düşünecek fikrim olarak söylüyorum. Yani değerlendirebilir miyiz bilmiyorum. Onu beklerdim. Ama evet. Tabii ki bu süreçte şimdi seçime giden bir parti var. Sonuç itibariyle belediye seçimleri var. Her parti önemli olduğu kadar İYİ Parti için de çok önemli bir husus bu. Sizin için önemli. Evet. Bizim işimizde gözlemlemek. Ben siyasetten gelen birisi olarak da biraz işe temel noktadan siyasi faktör olarak da bakmak yorumlarımı ortaya koyuyorum. Bu noktada İYİ Parti'nin tabii ki bu süreçte ne gösterecek? Dediğiniz gibi şu saate kadar partinize ihraç olmuş değil. Ama Ümit İkbayır bugün TV100'de açıklamalar yaparken ben kendisiyle temasa girip TV100'de de arkadaşlarım var. Onlarla da görüşüp hani önceden bir şey alabilir miyim? Bu konuyla ilgili bir şey verebilir miyim? Alamadım açıkçası, onu söylemiş olayım. Ümit İkbayır kendisi bu noktada açıklık getireceğini ifade etti. Fakat tabii ki iddialar üzücü. Yani parti içerisindeki iddia edilen iddialar üzücü. Bu noktada anladığım kadarıyla il başkanının söylemek istediği bize ilimizden sevk edilen bir disiplin değil, genel merkezli bir disiplin olduğu için biz de süreci takip ediyoruz diyor. Benim aynen, anladığım o. Aynen. Ben Sayın Başkanımın cevabını aslında tatmin edici buldum. Ama onu açık söyleyeyim. Neden? Dediğiniz gibi bu işte dediğiniz gibi kendi parti il teşkilatından oluşan bir olay değil. Onu artık genel merkez bir değerlendirme yapacak. Biz daha çok aslında Sakarya'da konuşmak istiyorum açıkçası. Genel çünkü İYİ Parti'nin genel merkezinin alacağı kararları tabii ki takip edeceğiz ama biz daha çok Sakarya ile ilgileniyoruz. Çünkü önümüzde bir seçim var. Eminim bizi izleyenler de bunlarla ilgili sorularını merak ediyorlar. Sormamızı istiyorlardı. Kenan Bey? Şimdi ben Ahmet Uşak Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. Programımıza hoş geldin. Sefa getirdin. Kemal Bey, ben Sayın Başkan'a soru sormadan önce bir açıklama, kısa bir açıklama yapmak zorundayım. Çünkü hep unutuyoruz, böyle programa dalıyoruz. Program izleyicilerimiz var, bizim tiryakilerimiz var. Program tiryakilerimiz. Tamam. Bize selam söyle abi diyorlar. Bizi izleyen, devamlı her hafta izleyen bütün izleyicilerimize çok çok selam iletiyorum. Ayrıca özel bir not var. Bizi şu anda Bursa'dan Adapazarı istikametine seyir halinde aracında cep telefonuyla bizi izleyen adaşım Kenan kardeşime de buradan hayırlı yolculuklar, dikkatli ve tedbirli gelmesini öneriyorum. Ona da buradan sevgi, saygı ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra gelelim şimdi. Şimdi İYİ Parti'nin sorduğunuz soruları ben gazeteci olarak da takip ettim. Sorduğunuz soruların bence cevabı Sayın Meral Akşener'in bir açıklaması var. Ve o açıklamanın içerisinde bütün şifreler gizli. Çözerseniz bunu bulursunuz. Neydi açıklama? Yani açıklaması bu emniyet mensuplarının otellerinden, otelde çalışan personellerden ve kendisinin de işte bir isim beyan edip üstadı olduğunu, eski MİT müsteşarlardan ve hala MİT müsteşarlardan bir isim üstadı olduğunu, onun talebesi olduğu gibi bir beyanları var. Bu şifreleri, uçlarını, yani Meral Akşener'in geçmişini de biliyorsanız, bu şifreleri birbirine ekliyorsanız birçok şeyi çözersiniz. Bunu ben anlamadım söylediğin şeyi. Ya şimdi anlayan izleyicilerimiz, bilen izleyicilerimiz tamam, benim gibi anlamayanlar da olmuş olabilir. Bak, birçoğu bilir. Yani onun için ayrı bir program yapmamız lazım. Tamam, şimdi peki. Şöyle, ben bu geçenki olayda da burada izah ettim, size de anlattım. Biz bu olay ulusal basına, medyaya, yani sadece Ümit Bey'in olayı değil, yani diğer istifa eden Ankara milletvekili ve diğer bir adı geçen milletvekili Uğur Poyraz'la dair bu üç milletvekiliyle ilgili İYİ Parti'de bazı şeylerin olduğunu biz Cuma gününden öğrendik ve ben burada değerlendirmesini yaptık. Evet. Buradaki işte haber müdürü arkadaşlarla, haber sorumlusu arkadaşlarla. Cumartesi günü biz olayı tamamen teyit ettik o cumartesinde, tamam mı? Ki tabi bu olay geldi bizim tespit ettiğimizden tam 7 gün sonra Perşembe günü Oda TV'de bir açıklamayla gündeme düştü. Evet. Şimdi bunun ayakları var, çok farklı şeyler var. Bunu yani en iyi bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Tamam.
Şimdi bilinmeyen belki başka şeyleri de vardır. Bilemiyoruz. Belki de A'dan Z'ye Meral Hanım haklı, belki A'dan Z'ye Ümit Bey haklı. Biz bunu şimdi içerisinde tam bilemediğimiz için fazla biliyorum. Tam da ikiye ayrılmış mı konu? Ha? Bir taraf Ümit Dikmeyer'i sanki. Yok, hayır, hayır. Ben öyle okuyorum. Yok, yani. Yok. Ben şimdi şöyle, ben... Ben yanlış mı okuyorum? İYİ Parti'nin içerisinde... İYİ Parti'nin içinden bahsediyorum. İYİ Parti'nin içerisinde işte biliyorsunuz Ağırlık Milliyetçi Hareket Partisi'nden işte olağanüstü genel kurul olsun diye ayrılan milletvekili. Yani hiç öyle de irtibatımız var bu kişilerle yani. Evet. Ya onlara yani bu konu yani bir aile meselesi, aile sırrı. Yani bu iş daha çok açığa çıkıyor. Ümit Dikbayır da kendini savunuyor. Şimdi Ümit'i de haksızsın demek yanlış olur. Şimdi biz olayın tam özünü, tam ayrıntılarını bilmediğimiz için çok fazla ben bu konuda yorum yapmam yersiz. Aynen. Ben de bu konuya çok fazla girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü siyaset konusu olsa ben şimdi buradan sabaha kadar konuşuyorum. Biz konumuza soru soralım olmaz. Bakın Ümit Bey'in, Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'de genel başkanlığında sorunları meselesi, siyasi sorunları olduğu ben sabaha kadar konuşuyorum. Ama şimdi en sonunda bir taciz konusu olunca orada herkesin... Şöyle yapalım. Yani ABS frenini çekmesi lazım. Çünkü konu çok hassas bir... Sayın Başkanımızın mesela şeyle ilgili, kendisinin görev almasıyla ben veya il, yönetim, il yönetimiyle ilgili bir sorumuz var mı? Oraya gireceğim. Tamam. Şimdi benim şimdi bize İYİ Parti'nin en iyi önemli tarafı, ben başta söyleyeyim. Şimdi Sayın Başkanım hayırlı olsun dedikten sonra... Serdip Bey'in yani Sakarya siyasetinde olması gereken bir arkadaştı. Hukukçu tarafıyla, herkesten pozitif enerjisiyle Sakarya'da siyasette olması gereken bir kişiydi. İlave edeyim. Adapazarı ilçe başkanlığı performansıyla. Ben ondan ziyade kişiliğiyle, ailesiyle, aileden gelen evet. bir siyasetçi. Performansı iyi ama değil mi Sayın Başkanım? Tabii ki başkanım. Devam, devam etmesi, devam etmesi siyasette Sakarya siyasetinde olması şey. Fakat şimdi her ne dese bu genel merkezin tasarrufuyla öyleydi. Haklıydı, haksızdı onlar kendi iş sorunları. Ben şimdi başkanım hayırlı olsun dedikten sonra başkanım şunu söyleyeyim. Şu anda başkanım başkan olmadan önce Sakarya'da Sapanca ile Kocaeli belediye başkanlarının elini Sayın Genel Başkan Meral Akşener kaldırdı. Evet. Şimdi bununla ilgili baktığımız zaman Sakarya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne baktığımızda çok büyük bir yarış var. Özellikle de 3. dönemi biten belediyelerde yani 3. dönemi bitmiş. Hı-hı. İşte bunun yanına bir şey eklendi. Erenler işte Fevzi Kılıç'ın rahmeti Rahman'la kavuşmasından Allah dolayı rahmet eylesin. Orada bir boşluk var gibi bir orada sayı çoğaldı. Şimdi burada tam böyle muhalefetin, yani ben şimdi net söyleyeyim, benim bir muhalefet partisi bir başkanı olasım geliyor. Yani şu tabloları görünce de. Yapalım seni. Hayır hayır, yani ben şimdi siyasetten gelen birisi. Ya tam böyle seçim kazanma havası, eğer bu ortamda, bu hangi şeyden, sıyırttıramıyorsan partini, işte başkana da burada bir şeyler söyleyecek. Sıyırttıramıyorsan sen partini, sende biraz eksiklik var demek o zaman ya şeyinde. Çünkü... Erenler'de 10 tane, Kaynarca'da 7 tane, Kocaeli'de 11 tane, Arifiye'de 11 tane aday adayı var ve aday adaylarına baktığımız zaman da bunların biri aday olacak. Bunlar 10 tanesi, 9 tanesi kazıştırıcı. Bunların hepsi de çok çok etkili. O ilçelerde nüfus bakımından tamam, etkili. Soruyu alayım. He? Başkana soralım çünkü vaktini iyi değerlendirmek istiyorum. Bak, çok soracağım soru var çünkü. O ilçelerinde... Aile olarak büyükler, siyasi etkinlik olarak büyükler, ticari etkinlik olarak büyükler. Burada akıllı adaylarla, akıllı adaylarla bu işleri götürebilecek muhalefet bu işleri kotarır. Ama bunu kurtarabilmesi için de şimdi muhalefetin oyuna baktığımızda, Sakarya'daki oyuna baktığımızda şimdi geliyoruz burada gönülde seçmenlerin ittifakına geliyoruz. Şimdi tepede belki siyasetçiler ittifak yapamaz ama seçmenlerin ittifakı olur. Geçmiş dönemlerde çok oldu bu ittifaklar burada. Yani mesela Serdal'ın Milliyetçi Hareket Partisi %42 oyla belediye başkanlığı kaybetti. Evet. Yani %42. Şöyle yapalım yani, şimdi şunu söyleyeyim. Başkanın bu konudaki hazırlıkları neler? Bu konuda bir çalışmaları var mı? Onu soracağım. Başkanım. Evet. Bir haftalık başkana sorduğumuz evet. soru bu. Ne kadar hazırlanmış bakalım. Ya şimdi, bir hafta başkanlarken başkanım aynı zamanda Serdoğan ilçe başkanıydı evet, tamam yani. Tamam da şimdi. Ama şimdi iki sorumluluk aynı şimdi, değil. Şimdi fazla yani yüklenmeyin şimdi, yani. Konumu fazla kendi, biraz koruyayım kendi yani. Içerisinde, kendi içerisinde evet. bir hazırlığı vardır en azından. Evet, var 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 evet. Kenan abi. Şöyle ki tabii ben 3,5-4 sene yakın bir Serdoğan ilçe başkanlığı geçmişim var. Orada bizim yapmış olduğumuz
arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmanın neticesinde de Sakarya'daki en yüksek oy oranına sahip ilçemizdi genel seçimler açısından. %16'ya yakın bir oy aldık. Şimdi Kenan abim de dediği gibi aslında bu seçimler bence de muhalefet için bir şans olacak. Biz 16 ilçede de birçok iyi isimle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İşte Sapanca'da Alparslan Kılıç örneği, Kocaeli'de de Kemal Din örneği, bu isimleri açıkladık. Bu başkanlarımız da çalışmalarına, belediye meclis üyesi çalışmalarına ve proje çalışmalarına başladılar. Aynı şekilde biz geri kalan 16 ilçemizde ve büyükşehirde de iyi insanlarla, bu işi kurtarabileceğimiz, başarabileceğimiz iyi isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Evet, ben de bir hafta oldu göreve geleli ama ilçe başkanlarımızla hem görev öncesi ve hem görev sonrası 5 kere toplantı yaptık. Dün de hatta bir ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirdik. Bu ilçe başkanları toplantımızdaki konumuz da sadece ve sadece yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde nasıl başarılı olabiliriz? Nasıl başarıya yürüyebiliriz? Bunu konuştuk. O minvalde de 10 geri kalan 14 ilçe ve 16 ilçemize, şehrimizin tüm ilçelerinde de iddialı olduğumuzu buradan ben bir kez daha söyleyeyim. Yani iddialı isimlerle, iddialı ekiplerle, iddialı projelerle seçime gireceğiz. Tabii ki seçmenimiz, hemşerilerimiz, adaylarımızı, meclis üyelerimizi ve projelerimizi beğenirse, bize oy verirlerse nasıl belediyecilik yapılacağı anlamında da biz şehrimizde örnekler sunacağız. Şöyle bir şey var Sayın Kenan abi, mesela Kemal abi. Şöyle bir durum var. Mesela biz 2022 yılında bizim Kalkınma Politikaları Başkanımız o günkü Ümit Özdağ'la, hatta bugün İzmir Milletvekilimiz, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımız. Bir çalışma yaptık. Biz Sakarya üzerinde ve 81 il üzerinde de bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hem halkımızın da hemşerilerimizin de bilgisi olsun. Sakarya ili kişi başı milli gelirde 16. sırada. Evet. Ekonomik istikrarda 25. sırada olan bir il. Aynı zamanda iş ortamında, yani kişi başına düşen ihracatta, ihracatın milli gelirindeki payında kişi başı ihracatta Türkiye ikincisi. İhracatın milli gelirdeki payında Türkiye birincisi. Bunların totalinde işte işletme sayısı, patent sayısı, bunların totalini alındığı zaman 4. sırada 81 il içerisinde. Ama görüyoruz ki şu oluyor. Sakarya evet gelişmiş, şöyle gelişmiş. Bir para akışı var. Ekonomik anlamda özgürlükler ve refah biraz daha yüksek seviyede diğer 81 ilimize göre. Fakat kalkınma konusunda Sakarya'mız eksik kalmış. Nasıl eksik kalmış? Eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısında Türkiye 53.'süyüz biz. Türkiye 53.'süyüz. 81 il içerisinde, 30 tane büyükşehir içerisinden bir tanesiyiz. Eğitimin totalinde, toplamında Türkiye'de 43. sıradayız. Bunun için de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ortaokul okullaşma oranı, üniversiteye kayıtlı öğrenci sayısının nüfusu oranı. Aynı şekilde sağlık alanında. Sağlık alanında hastane yatak sayısında Türkiye 74.'süyüz biz. Yani Allah göstermesin, Allah kimsenin başına vermesin. Yoğun bakım mesela en büyük problemlerden bir tanesi. Dün beni bir ilçe başkanım aradı. Babasını hastaneye kaldırmışlar. Yoğun bakımda biz Yalova'ya ve Bursa'ya sürekli bir hasta akışı yapıyoruz. Yani Sakarya'daki bu yoğun bakım ve hastanelerdeki yatak sayısı çok yetersiz. Yani 1000 yataklı şehir hastanesi yapılıyor. 2023 sonuna kadar biteceği söylenmişti genel seçimler öncesi ama görüyoruz ki 2023'ün sonuna geldik fakat henüz bir bitmişlik şeyi yok. Sağlığın genelinde de işte doktor sayısı, sağlığın genelinde de Türkiye'de 48. sırada Sakarya. Aynı şekilde biz kendimizi tarım şehri olarak hitap ediyoruz ama tarımda da Türkiye 34.'süyüz. Şimdi biz bu işte tarım, sağlık, eğitim alanında çalışmalarımızı yaptık ve bunların çözüm önerileri de bunların içerisinde.
Şimdi bunu neden söyledim? Bu raporu ne zaman hazırlattınız? 2022 yılında. 2022'de. Evet, kim hazırladı bu raporu? Ekonomi Kalkınma Politikaları Başkanımız Profesör Doktor TÜİK rakamlarından mı aldı bunu? Evet, TÜİK rakamları. TÜİK rakamları. Onlara göre hazırladı. Herkesin ulaşabileceği herkesin ulaşabileceği rakamlar. İzleyicilerimiz bilsin diye söylüyorum. Tabii ki. Özellikle üstünden geçiyor. Bunu biz rapor... Şimdi şöyle düşünebilirler. Yani kendileri hazırlamış olabilir diye düşünebilirler. Ben diyorum TÜİK üzerinden bu raporla ulaşabilir. Tabii, aynen. Tamam. Bu, tabii ki bu verileri bir yerden çekmemiz gerekiyor. Evet. Verileri TÜİK üzerinden çekip bunlarla ilgili bir çalışma gerçekleştirdiler ve biz bu çalışmayı 81 il içinde yaptık. Sayın Başkanım, bunu şimdi neden burada söyleme gereği duydunuz? Neden söyleme gereği duydum? Hemen söylüyorum. Buyurun. Şimdi Sakarya 21 yıldır hatta 94 yılından beri Refah Partisi ile başlamak üzere AK Parti'ye her zaman büyük destekler verdi. Evet. Ben bir Sakaryalı olarak maalesef yaşadığımız şehrin potansiyelinin kullanılmadığını düşünüyorum. Yani işte biz İstanbul'un geçiş güzergahındayız, Ankara'nın geçiş güzergahındayız, Bursa'ya komşuyuz, Kocaeli'ye komşuyuz. Fakat bu raporda da gözüktüğü gibi bizim şehrimiz gelişmiş, nüfus bakımından gelişmiş, işte çok güzel binalarımız olmuş, nüfusumuz artmış ama biz kalkınamamışız. Rejiden rica ediyorum. Bu geliştik ama kalkınamadı, onu yazalım. Bak, evet, biz gelişmişiz ama kalkınamamışız. Önemli bir tespit bu. Evet, biz bu kalkınmayı tabii ki de önce yerelde ve sonra da genel yöneticilerin desteğiyle başarabiliriz. Şimdi 2023 yılının son günlerindeyiz. Artık 2024 yılına giriyoruz. 1 milyonu aşkın bir nüfusumuz var şehrimizin. Raylı sistemi biz daha yeni konuşuyoruz. Doğru. Daha henüz yeni yeni konuşmaya başladık. İşte bunun daha yeni yeni temelleri atılıyor ve bu ne zaman sonuçlanacak? Bu raylı sistem ya da ulaşım anlamındaki problemler ne zaman çözülecek? Bunları bir seçim malzemesi olarak değil de gerçekten ben buradan hem yöneticilerimize hem de gelecek olan yöneticilerimize şunu söylemek istiyorum. Bunları bir seçim malzemesi olarak değil, gerçekten şehrimize hizmet anlamında gerçekleştirmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Bunlar önemli bilgiler. Burada Kemal abi çok enteresan bir şey daha var. Mesela fiber altyapı. Evet. Fiber altyapı buradaki rapora göre Sakarya'nın 1 milyonu geçkin Sakarya'nın sadece ve sadece %14'ünde fiber altyapı var. Yani bu 2023'ün işte teknoloji çağının geldiği noktada biz maalesef çok geri kaldık şehir olarak. Yani 30 büyük şehir içerisinde ve 81 içerisinde ben işte doğuya gittim. Mesela Diyarbakır, bize derler ki ya Diyarbakır öyle böyle. Ben Diyarbakır'a gittim. Hayretler içerisinde kaldım. 4 şeritli yollar. Şehir içerisindeki akan caddelerden bahsediyorum. Evet. 4 şeritli yollar var Kenan abi. 10 metrelik, 15 metrelik kaldırımlar ve ondan sonra gelen konutlar. Yani şehirleşmenin birilerine göre değil, şehrin geleceğine göre yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunu biz hem teknik olarak çalışıyoruz hem de pratikte bunları başarabileceğimize inanıyoruz. Şimdi biz bu raporları hazırladık. Sadece eleştirmek için hazırlamadık. Biz bunların devamını da çok da yormak istemiyorum hem seyircilerime hem seyircilerimize hem de sizlere. Bunları biz çözümler olarak da burada hepsi yazıyor. Bunun çözümlerimiz de var bizim. Çözüm de üretiyoruz biz bunlarla ilgili. Bizim şöyle bir problemimiz vardı. Şimdi biz siyasi kadroları olarak bana göre Türkiye'deki en iyi siyasi partilerden bir tanesiyiz. Siyasi kadromuz, liyakatli ekiplerimiz çok kuvvetli. Biz bunları anlatma fırsatı maalesef bulamıyoruz. Belki de bu anlattıklarımı Sakarya'da bugün işte on binlerce insan ilk defa duyuyordur. Belki sizler de ilk defa duymuşsunuzdur. Yani bunları anlatıp bunların çözümlerini biz anlatmak istiyoruz. Bunları çözeceğimizi anlatmak istiyoruz. Biz başka konularda boğulup gitmek istemiyoruz. Biz şehrimize, biz siyaset yapıyoruz. Şehrimize siyaseten nasıl faydalı olabiliriz? Nasıl yatırım getirebiliriz? Bakın biz bugün muhalefetteyiz. Evet. Benim görevim bugün vatandaşımızın sesini duyurmak. Serdivan'da biz muhalefete farklı bir yaklaşımla yaklaştık. Şöyle ki işte videolar çektik. Oradaki gündemi farklı, esprili anlayışla oradaki
sorunları milletimizin sesi olup yöneticilerimize aktardık. Bizim bugünkü görevimiz bu. Hı hı. Biz milletimizin sesini bugünkü yöneticilerimize aktarmak. Yarın öbür gün eğer milletimiz bize teveccüh gösterir ve bizi yönetim anlamında başa getirirse, biz bunların ve şehrimizin 16 ilçesinde ve büyük şehrinde yapılması gerekenleri çok iyi biliyoruz ve bunları yapma konusunda da çok iddialıyız. O yüzden yerel seçimlerde iddialıyız diyorum. Şimdi başkanım, tamam mı? Kabul. Biz şimdi mesela tespit noktasında mesela bir şehir incelendiğinde en başarılı şehirlerde bile eksikler bulunabilir. Evet. Ama ve lakin şöyle de bir gerçek var. Bugün kamuoyunda, vatandaşın gözünde sizin iç savaşınız varken bu sorunları sizin çözebileceğine ikna edebilecek misiniz peki? Edeceğiz. Nasıl olacak bu? Şöyle edeceğiz. Biz şehrin sorunlarına hakimiz. Tamam. Şehrin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Tamam. Ben sokak sokak, benim ilçe başkanlarım sokak sokak o ilçenin ne sorunu var hepsini biliyorum. Tamam, konuşmakta sorun yok. Evet. Ama bunları, bunu çözümü noktasında nasıl tabii ki de. Çünkü insanlar ikna olmadıktan sonra sabaha kadar anlatsak mı olacak? Tabii ki de. Şöyle çözümü noktasında, şöyle hemen ifade edeyim. Şimdi tabii yeni geldik bu göreve. Serdivan'dan sanki örnek veriyormuş gibi olmasın ama. Sorun değil. Serdivan'dan gidelim. Mesela biz Şelale Parkı o fiyatlara yapmayıp altyapı yapacağız. Göreve geldiğimiz günde. Biz bunu anlatacağız hemşehrilerimize. Şimdi bizim Serdivan'ımızda hala Kemalpaşa'da kanalizasyon problemi var. Hı hı. Yağmur suyu problemi var. Şimdi işte seçime 130 gün falan gibi bir süre kaldı. Daha yeni yeni asfaltlanan yerler var. Yani şimdi burada Serdivan'da oturuyan abilerim varsa eminim ki onların da sokaklarında altyapı ve üst yapı problemleri vardır. Biz kaynağın nereye aktarıldığını, nasıl aktarıldığını hemşehrilerimize anlatacağız, onlardan o isteyeceğiz. Ama bu cümleyi bütün siyasi partiler söylüyor ama sonuç itibariyle 20 yıldan beri insanlar gidip oyunu AK Parti'ye veriyor. O zaman ben de şunu soruyorum. Ya aktarırken bir sorun yaşıyorsunuz yoksa ikna etmekte mi sorun yok, yaşıyorsunuz? Yok Kemal abi, bizi başka yönlere, yani şimdi şöyle anlatayım size. Belli bir güç var tabii ki şu anda mevcut iktidarda. Nasıl bir güç var? Algı yönetmekte, toplumu yönlendirmekte böyle bir gücü var. Ya bunu tabii ki de her iktidar partisinin olduğu gibi böyle bir güç var. Şimdi biz seçimlerde başka bir partili olmadığımızı, burada adını bile anmak istemediğim, başka bir partili olmadığımızı anlatmakla geçiriyoruz. Ya da işte biz başka bir bağlantılarımızın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Biz kendimizi, yapacaklarımızı ifade edemediğimiz için milletimiz bize anlamıyor ve oy verme noktasında sıkıntıya düşüyoruz. Biz şimdi burada bir karar aldık. Şöyle bir karar aldık. Ne dedik? Biz bir üçüncü yol açıyoruz Kemal abi. Üçüncü yol derken? Üçüncü yol derken söyleyeyim. Yani biz artık kendimizi anlatmak istiyoruz. İşte doğuda AK Parti ve HDP sıkışmışlığı, batıda AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi sıkışmışlığı, bunları aşıp, biz kendimizi aşıp partimizi iktidara taşımak istiyoruz. Bizim tek hedefimiz bu. Biz bundan sonra kendimizi ve projelerimizi anlatmak istiyoruz. Şimdi biz üçüncü yol dedik, işte partimiz içerisinde böyle problemler çıktı. Dedik ki kazanacak aday, başka başka problemler çıktı. Biz bu problemlerle artık uğraşmak yerine kendimizi anlatmak istiyoruz ve bunları başaracağımıza inanıyoruz. Sayın Başkanım, evet. İYİ Parti kitle partisi midir? Tabii ki de kitle partisidir. Ama uygulamada kitle partisi gibi davranmadığını tespiti yaparsak katılır mısınız? Mesela özellikle genel seçimlerde. Yani kitle partisiyiz. Şöyle, evet. Biz şöyle izah edeyim. Şimdi şöyle kitle partisiyiz. Bizim yönetimimizde her görüşten arkadaşlarımız, evet. Evet, Kenan abim demin belirtti aslında. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan abilerimizin çoğunlukta olduğunu söyledi. Fakat bizim geçmişte ANAP'ta, geçmişte Doğru Yol'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, AK Parti'de siyaset yapmış abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz bugün bizlerle birlikte yönetimlerde, tamam, inanarak bu yolda devam ediyor. Ve biz bu bağlamda kitle partisi olduğumuza da inanıyorum. Biz bir kitle Kenan partisiyiz. Kenan abi, sence İYİ Parti kitle partisi midir?
Şimdi Kemal Bey, şöyle, demokrasi ile Cumhuriyet Kanunlarına göre kurulan her parti iktidar olmak için kurulur. Tamam. Yani hiçbir parti, yani halk tabiriyle bir yeşillik olsun diye kurulmaz. Hı hı. Veyahut da hiçbir siyasi parti başka bir siyasi partiye destek olabilmek için kurulmaz. Şimdi İYİ Parti'nin şekli benim gördüğüm kadarıyla değil de şekliyle, şemayla, bugünkü içerisindeki çalkantı nedeniyle de kitle partisi. Çünkü her taraftan insan almış. Tamam. Bakın yani şimdi bugünkü İYİ Parti'nin içerisinde 42 mi 44 bin milletvekili var. Ama bugüne kadar şu anda 4-5 tanesi istifa etmiş vaziyette. 2 tane. Ya 2 tane ya 3 tane galiba. Neyse işte yani. Sanki. Şimdi anlatmak istediğim olay şu. Yani bu bir kitle partisi oluşmuş. Şu var. Şimdi ben siyaseti takip ettim ve bir gazetecilik de mesleğinden sonra da daha yakından takip ediyorum ve objektif olmaya çalışıyoruz. Şimdi Meral Hanım masadan niye kalktı? Evet. Problem. Evet. Bak şimdi bir problem. Evet. Masaya niye oturdu? Bir problem. Bir problem. Tamam mı? Yani neden kalktı? Bir problem. Oturdu, neden problem? Şimdi diyor ki ben ittifakta yokum diyor, bu da problem. Şimdi ben de şunu diyorum. Ben bir köşe yazdım medya barda, okuyucularımız izleyiciler. Yani bir siyasi parti kendi iktidar olmak için mücadele ediyorsa siyasi partidir. Eğer her seçim döneminde bir parti ittifak halindeyse o partiyi kitle partisi veya da parti demek abesleşti. Ben de onu kastediyorum aslında. O masaya oturma konusunda şimdi, İYİ Parti kitle partisi gibi davrandı mı? Oturması veya kalkması şimdi, her ikisinde de. Çünkü özür dilerim, ilave yapacağım. Kitlesi o masaya oturma dedi. Ama sanki bir güç onu oturturdu orayı. Şimdi, gibi, bu benim yorumum. Bu benim yorumum. Yani kimse yanlış anlamıyor hiçbir şekilde. Var, ben de diyorum ki o dakika bana göre İYİ Parti kitle partisi, ben de öyle düşünüyordum, kitle partisi gibi davranmadı diye düşünüyorum. Şimdi Kemal Bey, orada şu var, bakın şunu söyleyeyim. Tabii ki biz geçen gün seninle de konuştuk. Her olay kendi mecrağında, o günün şartlarında değerlendirmekte fayda vardır. Şimdi o güne kadar biz altılı masayı, yani Millet İttifakı'nı çok yakın takip ettik. Evet. Gazetecilik seçimi işte. Yani son haftaya kadar bunlar Cumhurbaşkanı adayı konuşmadılar. Ve dediler ki birlikte konuşacağız, birlikte karar vereceğiz. Fakat o son kalkılan masada gelinildi, görüldü ki, ben yine buradan bağıra bağıra söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eski Genel Başkanı, o gün için, yani Cumhurbaşkanı adayı olmak için diğer %1'lik oy oranı olmayan partilere seçim rüşveti vermiş. Ve o gün masada görüldüğü Kenan zaman abi, ki belki de onlar... oraya girmek istemiyorum. Bakın, çünkü son 20 dakikam var. Şimdi şu var. Şimdi hemen toparlıyorum. Şimdi yani bu görülünce buradan masadan kalkılması belki de bu sebeptir, bilemiyoruz. Bunu Meral Hanım çıktı, defa açıkladı. Ben İYİ Parti'nin kitle partisi olduğuna inanıyorum. İYİ Parti'nin bu son dönemdeki yaptığı ittifakları haricinde seçime girmesini de bir, yani Türk demokrasisi adına, bakın demokrasi adına uygun bir davranış şekli görüyorum. Bundan belki %3 oy alabilir, belki %5 oy alabilir. Ama parti olduğunu, bir siyasi parti olduğunu, rüştünü, her şeyini ispat eder. Sayın Başkanım, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen günler genel kurulu oldu, yeni bir başkan seçildi. Evet. Siz eski genel başkanla bir ittifak yapmışsınız genel seçimlerde. Kamuoyunda şöyle bir beklenti oldu. Eğer ki işte genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişirse İYİ Parti bir ittifak yapabilir algısı vardı. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değişti. Hı hı. Size sormak istiyorum. Siz Sakarya'nın en yetkili kişisi olarak, hı hı, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ittifak söz konusu mu? Şöyle. Yerel bazda mı yoksa Türkiye bazda mı diyorsun yani şimdi? Şimdi ben yerel bazda merak ediyorum açıkçası, tamam, ama Türkiye bazında da cevap verebilir yani. Ama ben Sakarya'yı daha çok merak ediyorum açık, evet, söyleyeyim yani. Şimdi Kemal abi, şöyle bir durum var. Bizim genel idare kurulumuzun 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme noktasında almış olduğu bir karar var. Tamam. Bu bir. Bir ikincisi, Sayın Genel Başkanımız 2019 yerel seçimlerinde Sayın Kemal Bey'e kendisi bir teklif götürmüştü.
İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde bir seçim işbirliği, bir seçim ittifakı yapılması konusunda bir teklif götürmüştü. Bu teklifin sonuçlarında da biz İstanbul'u, Ankara'yı, Bolu'yu, Adana'yı, Mersin'i, buraları, hepsini, Hatay'ı, buraların hepsini Millet İttifakı bileşenleri olarak kazandık ve orada Sayın Belediye Başkanlarımız hala görevine devam ediyor. Şöyle bir durum var. Şimdi Genel İdare Kurulumuzun almış olduğu bir karar var. Biz de geçen hafta bir kamptaydık, seçim hazırlıkları ve istişare toplantısındaydık. Tam anlamıyla gündemimiz de buydu. İttifak yapılabilir mi? Yapılmalı mıdır? Nasıl olmalıdır? Nerede nasıl ittifak yapılmalıdır? Bölgesel bazda ittifaklar olabilir mi? Olabilir. Yani işte atıyorum ki Sakarya için ben bunu söylemiyorum şu an için. Böyle bir şey yok. Yer tespiti yapılmadı. Evet, bölgesel yok, yer tespiti yapılmadı. Bölgesel olarak pilot bölgelerde, orada kazanılabilecek bölgelerde işte ortak bir adayla. Örnek veriyorum Sardıman'da. Yani o günün şartları ne gerekiyor? Örnek olarak olabilir. Yani. Olabilir yani, evet, orada olabilir. Bilemiyorum, o günkü konuşmalara ve anlaşmalara bağlı ve aday nasıl olur, nasıl gider, ona göre bir işbirliği yapılabilir. Ama bu, şunu görüyorum mesela, bize Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da bir başka partiden genel merkez düzeyinde herhangi gelmiş bir işbirliği teklifi yok. Bunu bir belirtelim. Yani o yüzden de biz şimdi ittifak bekleyelim. Acaba ittifak mı yapacağız? CHP ile mi gireceğiz? Onunla mı bir araya geleceğiz? Bizim böyle bir lüksümüz yok. Biz adaylarımızı belirlemek, adaylarımızı sahaya çıkarmak ve seçimi kazanmak için çalışma yapmak zorundayız. Tamam. Yani bizim ittifakı beklemek gibi bir lüksümüz yok şu an itibariyle. Bir ittifak genel merkez açısında da böyle bir şey de şu an gündemde yok. Peki. Evet. Konuyla devreye. Geçen hafta hatırlarsan Kenan abi, il başkanlığı burada yokken İYİ Parti hiçbir şekilde ittifak yapmaz demiştin. Hatırlıyorsan. Kenan abi hatırlıyor ama ben Kenan abi onu şey yapayım. İttifak olduğu gibi. Bu bizim sana, aramızda. Sizin, yok, senin ya başkanım, senin ilgilendiren bir konu. Genel anlamda bizim bir oyun zaman, tahminimiz. Siyaseten, evet. Siyaseten tabii hep siyasetin içinden geldik. Aynı şey konuşarak. Hani genel anlamda konuşuyoruz. Geçen hafta İYİ Parti'nin Meral Akşener'in açıklamasından sonra hiçbir şekilde biz ittifak yapmayacağız söyleminden sonra bu işin belki ileriki dönemlerde yumuşayabileceğini, CHP'de CHP'nin de gelip değişebileceğini. Ama başka öyle değil Cihan abi. Yok öyle değil. Şöyle bakın yanlış anlaşılmasın. Tabii. Öyle değil. Şöyle bizim evet ona bir açıklık getireyim ben. Şöyle partimizin kararı bu konuda çok net. İYİ Parti logosu altında, İYİ Parti bayrağı altında seçime girilecek. Seçim ittifakı derken işte başka bir partinin amblemi, logosu, bayrağı altından biz seçime girmeyeceğiz. Bizim genel merkezimizin almış olduğu karar burada çok onlar net. Onlar bizle ortaklık yaparsa ya açıksınız. Yani bize bugün AK Parti'de gelip biz sizi destekliyoruz diyebilir. Hiç problem yok. Bizim çatımız altında diyorsun. Evet. Yani. Bizim çatımız. Evet. Ha, evet. Tamam. Biz, o zaman şöyle. Biz örnek kısmı böyle, ittifak o zaman. Somut olarak şey. Mesela Kaynarca'da 4 tane ilçe başkanı 2 Kasım'da bir açıklama yaptı. Mesela dediler ki 5 tanesi. 5 evet. Tane evet, değil mi? Evet. 5 tane. 5 evet. Tane. Evet. Yani mesela burada o bir ittifaktır. İttifak çağrısıdır. Ama diyorsunuz ki siz İYİ Parti'nin logosu altında seçime kısmi, girersek biz bu masada varız diyorsunuz. Kısmi ittifak yapacak. Yani mesela. Siz aslında şöyle, şu mu oluyor? Geçen masanın biraz intikamı mı olmuş oluyor? Yok hayır öyle değil Kemal abi. Şöyle demin Kenan abi de aslında çok güzel ifade etti. Şöyle ki biz herhangi bir partiyi kazandırmak ya da kaybettirmek için kurulmuş bir parti değiliz. Biz bugün kadrolarıyla iktidara hazır, memleketi yönetmeye hazır bir partiyiz. Bu minvalde de biz parti olma yolunda emin adımlarla bu minvalde devam ediyoruz. Dediğim gibi hiç kimseyi kazanmak veya kaybettirmek için biz kurulmadık. O yüzden de şöyle bir şey var. Bölgesel bazda, Kaynarca'da şimdi bizim ilçe başkanlarımız orada bir araya gelirler. Orada ortak bir aday çıkarabilirler. Bu İYİ Parti logosu altında ve bayrağı altında olmak koşuluyla. Peki şöyle bir şey olabilir mi Sayın Başkanım? Evet. Şimdi örnek veriyorum. Parti üzerinden gideyim de izleyicilerimiz daha iyi. Cumhuriyet Halk Partisi mesela sizin de ikna edebileceğim bir aday noktasında size istişare yapmak isterse bu istişareye açık mısınız? Yani istişare yapabiliriz. Tabii konuşabiliriz. Yani mesela derse ki gelin beraber
bu işte Cihan Saraç üzerinde mutabakat sağlayalım. İşte örnek veriyorum, Serdivan'da bu adayı ikimize destekleyelim. Logo konusuna girmiyorum. Logo konusu sizin masada karar vereceğiniz bir konu olduğu için ben o kısmına girmiyorum. Böyle bir şeye açık mı sizin şu anda il başkanlığınız? Kemal abi şöyle çok net, yani İyi Parti girecek. Tamam. Başka bir yani orada neden İyi Parti'ye vurgulamak istiyorsunuz? Şimdi, yani sonuçta ittifakta İyi Parti'ni şimdi biz yani ittifak daha yapmıyoruz ama Kemal abi. He? Bu şeyde bir ittifak söz konusu değil. Şimdi başkan şunu söylüyor. Bölgesel olarak ittifaktan bahsediyor. Bölgesel olarak değil. Bir seçim iş. Buyurun. Bak, şimdi başkanın anladığım kadarıyla söylemek istediği şey net ve açık şöyle. Meral Akşener, ben genel siyaset olarak söylüyorum. Sakarya için söylemiyorum. Masadan niye oturduk, kalktı, bunları hep eleştirdik. Ulusal televizyonlarda konuştuk. Hatta bunu soruyor. Ben Meral Akşener'e kendisine de niçin masadan kalktığını açıklaması noktasında çok ciddi olarak sorularım oldu, cevap alamadım. Şimdi bunlar başkanın söylemek istediği, Meral Akşener genel başkanın ilk baştan koyduğu bir kota var. Biz hiç kimseyle ittifak içinde seçime girmeyeceğiz. Doğru mu? Doğrudur. Bu konuşmanın devamını başkan burada devam ettiriyor. Yani burada bir değişiklik olmadığını, ittifakların olmayacağını bugün itibariyle o şekilde konuşuyor. Ama ben siyasetten gelme olduğum için, siyasette 24 saatin çok uzun bir zaman olduğunu bildiğim için belki İyi Parti'nin kırmızı çizgisidir. Yani bu noktada İyi Parti'nin kırmızı çizgisidir. Kesinlikle biz bu noktayı değiştirmeyeceğiz bir fikri vardır. Siyaseten bizim logomuz altında bize uyabilecek, bizi kabullenebilecek, bizim de onu kabul edeceğimiz bir adayla bizim logomuz altında girebiliriz diyorsunuz. Yani şimdi, başkanın söylediği açık. Cihan Bey, orada ben şöyle bir açıklama yapayım. Ben de yani sizin gibi siyasete gelmeyin. Biz size bir iktidar olduğunuz için bazı zorlukları bilmezsiniz. Biz muhalefette siyaset yaptığımız için bazı. Şimdi biz geçmiş dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday çıkarttığımızda birçok bölgede Cumhuriyet Halk Partisi bizim adayımızı desteklemiştir. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanlığı hiç ittifak genel başkanlığı yokken bunlar olmuş. Şimdi şöyle bir şey, ben kısaca hemen çok kısa vereceğim. 2019 mahalli idareler seçiminde baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'de %8,5 oy, İYİ Parti'de Türkiye genelinde %8,5 oy almışlar. Birisi Cumhur'la ittifak yapmış, birisi Millet'le ittifak yapmış. Şimdi Cumhur'la ittifak yapana bakıyoruz, %8,5 oy alan partiye bakıyoruz. Bir büyükşehir belediyesi, 11 tane il belediyesi, 200 tane de ilçe ve belde belediyesi almış. Milliyetçi Hareket Partisi. Ortaklıktan kazandı. Geçiyoruz Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti. İYİ Parti 0 büyükşehir, 0 il. 18 ilçe. 18 evet. İlçe ve belde. Çok enteresan bir toplam 27 belde. Çok enteresan bir ses. Şimdi yani burada ki Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanı'nın söylemini ben ittifak yapılmayacağı kayıtları açıp izleyeceğiz. Onu da burada şark koyduk. O gün programı unutmayın. Tamam. Onu arkasına ilave eder. Halkın yapacağı ittifaka da kimse engel olamaz. Halkın yapacağı derken ucu açık ama. Halkın yapacağı ittifakı söylüyorum. Ben Karapurçak, bakın şimdi başkan burada. Tamam. Karapurçak İYİ Parti ilçe başkanıyım. Şimdi orada Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir aday çıkarttı ki yani en güzel adayı o çıkarttı ve de çok yakın rakip yani mevcut idi. Ben diyeceğim ki Karapurçak ilçe başkanı, sen il başkanım, ben aday bulamadım ilçemde diyeceğim, geleceğim. Yani bir seçime. O yüzden biz aday çıkartmayalım, seçmenimize rahat olsun. Tamam, o bir ittifaktır zaten. Ya bu işte bitti ama bunun resmiyeti olmaz. Tamam, resmiyeti aramıyor ki kimse ama burada yani. İyi Parti gene orada ittifak yaptı. Ama şimdi bir dakika. Ama ne yaptın? Millet ittifak ama yaptı. Ama insanların aklında da şöyle oynamayalım. Ha. Bak şimdi böyle bir durum oldu anda. Mesela örnek veriyorum, Serdivan'da böyle bir durum oldu. Biz Ahmet Başkanım'ın ağzından o kelimeleri almak için biz ve gazeteciler, işte gazeteci arkadaşlar binlerce soru sorarlar. Muhakkak bir yerde gaf yaptırırlar size, değil mi yani? İlla ki bir şeylere imza atmanın bir anlamı var mı? Sonuçta ittifak resmileşir sizin ağzınızdan düşen bir kelimeyle. Evet, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekliyor gibi bir cümle kullanırsınız orada. Örnek veriyorum. Veya onlar sizin adayınızı destekliyor diye. O yüzden çıkartmadık diye dedirtirler. Ben ona bu şey değil yani. Ama şöyle bir mesela örnek veriyorum. Daha güzel somut bir örnek. Şimdi Meral Hanım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na korkunç destek vermişti. Mahkeme sürecinden tutun, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilmesine kadar. Aynı oranda Mansur Bey'e de verdi ama Ekrem İmamoğlu'na çok daha fazla verdiğini düşünüyorum. Şimdi mesela örnek vereyim. İstanbul'da eğer ki İyi Parti bir aday çıkartırsa Ekrem İmamoğlu seçimi risk altına giriyor. İyi Parti çıkarttı. Adaya da çıktı ama şimdi seçime kadarki süreci bilmiyoruz tabii ki neler olacağı konusunda. Adayı çıkaracağız. Çıkartacaksın. Kemal abi, evet. Aday çıkaracağız. Yani bu da sonuçta o zaman orada yani İktidar Partisi'ne artı sağlar.
Yani o kimi artı sağlar, kimi eksi yazar. Şimdi bugün yani. Yaşananlar İYİ Parti'ye, yani genel konuşuyorum, Sakarya için konuşmuyorum. İYİ Parti'ye gördüğümüz potöre artı sağlamaz. Ama adaylar noktasında Meral Hanım da zaten detaylı bir kendilerine araştırma yaptığını ve her sahada elinden gelerek aday çıkarmak için son noktaya kadar mücadele edeceklerini söyledi. Doğru. Ama şimdi teminki işte TV100'de Ümit Dikbayır dehşet verici bir açıklamalar yapıyor. Temin tweetler attım. Yani ben şimdi onu okudum ama yani, programımın aynı kaçmasını oraya girmiyorum. Başkanın, bu arada şimdi Ahmet başkanım senin yeni başkan, cümleler kullanmış. Başkan, yeni evet. Başkan. Ama ben şu anda programımızın bir Sakarya konuştuğu için onu... Başka bir Ümit Dikbayır olsa ben kıbol olduğuma girerdim. Evet, ama evet. Yani düşünce evet. Fikirlerimi aynen. Söylerdim. Veyahut da sorularımı sorardım. Ama başkanın o noktada olmayacağı için ama genel anlamda şimdi bir gene söylüyorum, bu benim bir tespitim. Bir parti genel seçime giderken veya yerel seçime giderken bu yaşanan ne olursa olsun kol kırılır yer içinde kalır meselesi gibi bazı süreçlerin yerel seçimden sonraya bırakılması İYİ Parti aleyhine olacaktı. Fakat bu yaşanan şeyler gerçekten bir siyasi parti için çok zor bir süreç, zor bir viraj. İnşallah başarılı olurlar. Genel İnşallah. Anlamda sıkıntılı bir süreç bekliyoruz. Evet, biz de o şekilde gözlemliyoruz. Sayın Başkan, Sakarya'da şimdi iki tane ilçe açıkladınız. Evet. Yani şimdi Sakarya'daki oy potansiyelinize bakarak, yani şimdi 16 tane ilçe, bir de büyük bir şehir belediyesi var. Kazanma ihtimaliniz olan yerlerde mi ağırlık vereceksiniz? Yani şimdi evet bir siyasi parti tabii ki 16 ilçede daha da çıkaracak ama yani bir gerçek var ortaya yerde. Yani şimdi bir AK Parti gerçeği evet, var Sakarya'da. Evet, bir AK Parti yani, gerçeği var. Yani bu gerçeğin içerisinde yani muhalefet partilerinin yani gerçekten Sakarya'da bir güç birliği yapmadan yani ama resmi ama gayri resmi güç birliği yapmadan yani belediye başkanlığı kazanma ihtimalleri yani oransal olarak düşük. Hani yoktur demek yanlış olur ama oransal olarak düşük. Geçmiş orantılara bakarak yani düşük gözüküyor diyelim. Ama bir de şöyle bir her gerçek seçim yeni var. Bir heyecandır. Yani siz bunu hesaplıyor musunuz? Mesela bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı varken Hendek'te Büyük Birlik Partisi belediye başkanlığı aldı. Pamukova'da yine Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, iki tane Büyük İttifak varken yine Refah Partisi belediye başkanlığı aldı. Yani ama kim aldı bunları şimdi oturup baktığımız zaman bunları aday kazandı. Bunları evet. Partiler kazanmadı. Evet. Evet. Şimdi bunları aday kazandı. Yani seçimlere böyle bir adayları tespit edip mi gideceksiniz? Ya yok ya bizim genel başkan dedi ki bize illaki işte ittifaksız gireceğiz. Yani selamünaleyküm ben adayım diyenlere aday mı yapacaksınız? Yok. Kıstasınız bu ölçünüz nedir bu konuda? Tabii Kenan abi işte biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde de her zaman Sayın Genel Başkanımızın vurgusu kazanacak adaydı. Evet. Her zaman bu vurguyla devam etti. Son ana kadar bu vurguyla devam etti. Biz bugün de yine aynı noktadayız. Biz aday olsun diye aday çıkarmayacağız. Biz o bölgede sevilen, sayılan, oy potansiyeli yüksek, iyi bir meclis üyesi listesi oluşturacak ve iyi projeler üretecek iyi isimlerle o bölgelerimizde, o ilçelerimizde seçime gireceğiz. Teşkilat kriteriniz var mı? Teşkilattan olması diye bir kriteriniz var mı? Şimdi teşkilat içerisinde olması tabii ki hem teşkilat motivasyonu için iyidir ama orada bu konuşuldu mu toplantıda? İlçe başkanları toplantısında. Genel ilçe başkanları. İlçe yok, başkanları, genel merkez toplantı. Yok, genel merkezde böyle bir şey yok. Yani kriter yok. İşte illa teşkilattan olacak ya da dışarıdan bir öyle bir kriter yok. Biz bütün şimdi şöyle söyleyeyim Kemal abi yani Karapürçek'i ben Karapürçek ilçe başkanından çok daha iyi bilemem. Oradaki dinamikleri, oradaki oy potansiyelini, hangi ailelerin ne kadar oy alabileceğini onu ben bilemem. Oradaki ilçe başkanlarımızla. Şimdi yerel seçimler de ilçe teşkilatları üzerinden ilerleyecekler. Tabii ki de ilin de bununla ilgili ve genel merkezimizin de bununla ilgili çalışmaları oluyor. Fakat burada ağırlıklı olarak ilçe başkanlarımız ve ilçe yöneticilerimiz de bu aday belirleme sürecinde. Onlar der ki işte A kişisi dışarıdan ama bu bize seçimi kazandırabilir. Hay bir problem yok. Bize gelebilir. Peki Sayın Başkanım, hı-hı, şimdi şöyle bir seçmen olarak düşünün. Yani bulmuş olduğunuz tüzel kimliği bir kenara koyun. Şimdi İktidar Partisi'nde şu anda bir kuyruk var yani aday adaylarında. Hı-hı. Ama muhalefet partisine bakarsanız sanki böyle bir gizem, sanki böyle şöyle vatandaşın algısından da bakmak lazım. Yani sanki hani böyle
orada olmak istemiyormuş gibi mesela isim yok ortada. Efendime söyleyeyim böyle bir talep yokmuş gibi. Yani bu motivasyonunuzu bozuyor mu? Yok, bozmuyor. Şöyle ki bozmuyor. Yani sonuç olarak burada bir iktidar partisi var. Her dönem. Bir ay oldu İYİ Parti'nin iki tane ilçe başkanı açıkladı ya. Yok, bir motivasyon bozukluğu iktidar partisi sonuç olarak. Oraya tabii evet. ki talepler daha yüksektir. Ama inanın ki mesela ben ilçe başkanından bir hafta oldu ayrılalı. Yani 5 tane isim. Partimizde görüşmek istiyorlar. Bu isimleri şimdi söylemem çok şey olmaz. Başkanım, ama var. Programımızın var. Sonuna geldik. Sizi uğurlayacağız. Ama hı-hı. ben şimdi sizden bu akşam için bir tane isim istiyorum. Var mı iç isim vereceğiniz bir isim? Şu an özel de bir isim en azından bir yeri söyleyin ya. Şu an için netleşen bir yer olsa söylerdim. Şu an netleşen bir adayımız yok. Şu an 14 ilçe için konuşuyorum. Evet. Şu an görüşmelerimiz var. Son ana gelmiş ilçeler var ama şu an doğru olmaz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Var ama. Yani isimlerimiz var. Yani alsaydık iyi olurdu aslında değil mi? Ya ama ha? kesin olmadan şimdi bir şey söylemek de çok da doğru olmaz. Evet. Şimdi başkan adayları... O zaman son yani, sorularınızı kısa alayım. Vaktimiz sona yani geldi. Sapanca adayı ve Kocaeli adayı gibi yani o şehir, şey, o beldede, o ilçede sevilen, sayılan ve ben için iki adayı da hı-hı. yok yakından tanıyorum. Hı-hı. Yani gerçekten iktidar partisinin adaylarının gerçek rakipleri yani. Evet. Şu anda yani o her iki ilçede evet. de Kocaeli'de 11 tane işte Sapanca'da da hemen kaç tane aday var bakayım Sapanca'ya. Sapanca'da 6 tane aday var. Hangisi aday olursa olsun hepsine evet. böyle Fenerbahçe Galatasaray derbisi olur. Birisi kazanacak tabii mutlaka. Seçmen ittifakı dediğiniz Kenan abi. Yani evet. bizim adayımız üzerinde seçmen ittifak yapacaktır. Yapacak. Evet. Cihan son sözünü alayım evet. ama kısa olsun lütfen. Ya şimdi ilk önce burada başkanımıza yeni görevinde başarılar. Hayırlı evet. Çok teşekkür ederim. Genç bir arkadaşımız. Allah razı olsun. Yolunu açık etsin. Zor bir süreçte, zor bir virajda görev almış. Tabii ki siyasette bazı şeyleri kendiniz belirleyemiyorsunuz. Evet. Bazı şeyler de nasip kısmet. Ben başkanın en güzel ağzından aldığım laf şu. Meral Akşener evet eğer Ekrem İmamoğlu üzerinden iddia ettiği kişi üzerinden ve masadan kalkmasının da sebeplerinden bir tanesi o. Ekrem İmamoğlu üzerinden başarabilseydi yani seçilecek adaylardan bir tanesiydi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zorlayacak adaylardan bir tanesiydi Ekrem İmamoğlu. Şimdi Meral Akşener bu tespitini anladığım kadarıyla yerel seçimlerde de İYİ Parti'sinin kendi partisinin üzerinde uygulamaya çalışıyor. Kazanacak aday bu. Yani düşmanım da olsa, sevdiğim sevmediğim de olsa halkın sevdiği adayları teklif götürdüklerini, halkın sıcak baktığı insanlara araştırdıklarını doğru. ben burada anlıyorum. Bu vurgusu önemliydi. Bu noktada İYİ Parti'ye Sakarya'da tabii ki Ümit Dikbayır konusunu biz yarın ulusal medyada konuşacağız. Ama Sakarya konusunda İYİ Parti'ye başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım son sözünü alayım. Programın ilk bölümünde sizi uğurlayacağız. Davet ettiniz. Burada konuşma fırsatı verdiniz. Çok değerli isimlerle birlikte ben sizlere hem partim hem de şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Sizlere de ikinci bölümde hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim ilk bölümümüzü İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak konuğumuz oldu. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra biz gazeteci konuklarımızla aday adaylarını konuşacağız. Görüşmek üzere efendim. Efendim ikinci bölümde son düzlükle tekrar beraberiz. Birinci bölümde Sakarya İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak konuğumuzdu. Ahmet Uçak Başkanımız bize konukken Ulusal TV 100 ekranlarında da İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'da bir canlı yayın konuydu. Orada enteresan açıklamalar yaptı il başkanı hakkında, geçmiş dönem il başkanı yapan Selçuk Kılıç Aslan hakkında. Hareketli bir gece yaşıyoruz. Şimdi isterseniz şöyle yapalım, Ümit Dikbayır neler demiş onu yayınlayalım, ondan sonra bunu konuşmak istiyorum. Konuşmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse konuşmadı. Bu iddiaların tamamını ortaya atan genel başkan. O attı bu iddiaları ortaya. Benim hesaplarıma bakıldı diyen o, belediyelerle iş yapanlar diyen o. Ya belediyelerle iş yapanı arıyorsa odasının 3 metreki önüne bakacak. Bütün Ankara biliyor ya. Kimden bahsediyorsunuz Ümit Bey? Odasının, makam odasının 3 metre ötesine bakacak. Efendim kim var orada 3 metre ötesinde? Ya bakın odasının 3 metre önüne baksın diyorum ya Deniz Bey.
Hayır, siz çok net tarif ediyorsunuz net kim tarif olduğunu ediyorum. Da ama konuşmadı. Efendim, şimdi Ümit Dikbayır bu akşam dediğim gibi Ulusal TV 100 ekranlarında canlı yayın konuydu. Ümit Dikbayır kısaca şöyle diyor. Diyor ki kaç kişinin isminden bahsediyor? İşte kimden bahsediyor? Selçuk Kılıçarslan, eski il başkanı İyi Parti. Şu an mevcut il başkanı Ahmet Uçak. Bir de bir hanımefendinin isminden bahsediyor ama ismi şu an onu şey yapamadım. Onda olmazsa Berna Hanım'dan mı, Berin Hanım'ı bir isimden bahsediyor. Diyor ki benim diyor yanımdaki kişiye diyor ne diyorlar yanındaki arkadaşa Ümit Dikbayar'ın? Danışmanına diyorlar bunlar işte Ümit Dikbayar hakkında casusluk talebinde bulunmuşlar. İşte arabasına böcek koymaya kadar giden bazı iddialar var. Yani biz şimdi programdaydık o dakika onlar bu açıklamalar yapılırken çok enteresan geldi bize. Yani İYİ Parti'de kazan her geçen gün daha fazla kaynamaya başladı. Kenan abi ne diyorsun bu konu hakkında? Yani ne oluyor? İYİ Parti nereye gidiyor? Yani? Ne diyorsun derken ben şunu söylerim. Ümit Bey ben yıllardır tanıdığım bir arkadaşım. Yani bu çıkışını ben Ümit Dikbayar'ın doğru bulmuyorum. Sanki suçluymuş da kendini savunmaya çalışıyormuş gibi pozisyona sokuyor kendisini. Hı. Kendisi istinaden suçları ben yaptığına inanmıyorum. Yani ama doğrudur ama yanlıştır. Tabii ki orasını kendileri bilirler. Şimdi Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye entegre oluş sürecini de iyi bildiğim için yani Ümit Dikbayır'ı Meral Hanım partiye alabilmek için Sakarya'daki bugün Sakarya'yı siyaseten iktidara taşıyacak, Sakarya'da İYİ Parti iktidara taşıyacak bir kadroyu tasfiye ederek Ümit Dikbayır aldı partiye. Yani geçmiş dönemi Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve ekibi, yani Sakarya'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin %3'lerden %38'lere kadar çıkartmış bir kadro, onun arkasındaydı, Meral Hanım'ın arkasındaydı. Buradan dedim ya, geçen bir programda anlattım. Yani 4 yolda otobüse Ümit Dikbayır bindi, Mehmet Erdoğan otobüsten indi. Yani ben bunu mecazi manada söylüyorum, otobüse bindi indi. Hakikaten ne oldu? İlk defa otobüse orada bindi. Ondan sonra da Mehmet Erdoğan İYİ Parti'nin, o zaman İYİ Parti demeyeyim, İYİ Parti yoktu o zaman da, Meral Hanım'ın ekibinden gözden düştü. Şimdi bu birliktelik, bu samimiyet, bu birlik ve samimiyette dostken insanların birbirine verdiği sırları vardır. Yani biz ikimiz seninle arkadaşlık yaparken, örneğin bugün öğleyinde biz beraber oturduk bir şeyler konuştuk. Evet. Yarın biz kötü duruma düştüğümüz zaman aramızda bazı ticari bir meseleden dolayı ve hatta siyasi meseleden dolayı bir ayrışmaya düştüğümüz zaman da sizin bana söylediklerinizi veya benim size söylediklerimizi bizim sokaklarda deşifre etmemiz de senin adına da yanlış olur, benim adıma da yanlış kazanır olur. Kazanır olmaz bu iş. Her iki tarafta zarar eder. Her iki tarafta zarar eder. Şu anda yani Ümit Bey hem kendine zarar veriyor hem partisine zarar veriyor. Ümit Bey'e yapılanlarla birlikte yapanlar, her kimlerse onlar, yani bu genel başkansa da genel başkan, yani Ümit Bey'e zarar veriyor, partisine zarar veriyor. Bu işin kazan kazanı yok, bu işin kaybedeni var. Yani onun için şimdi yani Ümit Bey'in şu sözlerini ben Ümit Bey'e yakıştıramadım. Ben bir milletvekilliğine yakıştıramadım yani. Kendisine kumpas kurmuş olabilirler, kendisinin aleyhinde birileri çalışmış olabilir. Yani şöyle diyor, yani benim danışmama ajanlık teklif ettiler. Bak, ajanlık teklif ettiler. Evet. Esma Hanım Sakarya'da 3-5 çakalı bulmuş. Senin çakal dediklerin, sen 2 dönem milletvekili yapan arkadaşların. Sen bunlara böyle laf kullanma hakkın yok. Bu arada Selçuk Kılıçarslan'ın tweetlerini de alabilir miyiz Serdar, müsaitse o ekrana? Şimdi yani ben Ümit'in bir abisi olarak bunları söylüyorum. Evet. Sen 3-5 çakal dediğin adamlar seni 2 dönem milletvekili yaptılar. Aynı açıklamayı Selçuk Kılıçarslan diyor. Bakın, diyor ki 2 dönem diyor seni diyor milletvekili yaptı. Ben bilmiyorum aslında Selçuk'un şeyini yapmadı. Selçuk tweet attı yani, Twitter'dan. 3-5 çakalı bulmuşlar. Bunların üzerinden bunları apart olarak kullanarak benim danışmama diyor ki bu nereye giderse bize haber ver. Böcek koy, araç takibi cihazı koy. Evet. Çocuk da diyor ki sen bana ekmek verdin. Ben bunu sana söyleyemem. Yalan söylüyorsun Ümit Dikbayır. Bu iddiaları ispatlama. Emeklerimizi çöp etmene izin vermeyeceğim diyor. İddiaları ispatlamak zorundasın diyor. Şimdi yani yönettiğin Sakarya Teşkilatı sayesinde 2 dönemdir milletvekilliği yapıyorsun diyor.
Bu arada Ümit Dikbayır onurum varsa istifa et diyor. İstifaya çağırıyor Selçuk Kılıçarslan. Şimdi Selçuk Kılıçarslan'ın da çok özür dilerim. Biliyorsunuz yani böyle çok fazla şeyi yok yani mesela nasıl dedim eyvallah yok mu desem. Yani Selçuk Kılıçarslan enteresan böyle yani keskin konuşabiliyor. Biliyorsunuz o altılı masa döneminde de enteresan böyle çıkışlar olmuştu. Onurum varsa istifa et diyor. Yani şu anda şimdi istifa et diyenle istifa edecek olan her ikisi de İyi Parti'nin formasını giymiş. İyi Parti'nin formaları üzerinde olan birisi milletvekili, birisi de teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısının yardımcısı. Evet. Yani ikisi de yani İyi Parti'nin formalı elemanı. Şimdi onların birbirlerine söyledikleri sözler birbirlerini bağlar. Ben sadece birey olarak, vatandaş olarak ve bir gazeteci olarak şeyi de tanıyan, Ümit Bey'i de tanıyan, yani kendisinde bana abi dediği için bu lafı söylüyorum, yani bana abi diye hitap eder. Ben kendisine yakıştıramadım. Çünkü Sakarya, yani iki dönemde Sakarya'nın milletvekili Ümit Dikbayır. Ümit Dikbayır Sakarya'daki seçmenlerinden oy almış, milletvekili olmuş. O milletvekili olduğunda da, bakın birinci milletvekili seçildiğinde de bu şehirde bir il başkanı vardı. İkinci dönemde seçildiğinde bu şehirde bir ekip seçti bunu. Yani bu çakal dedi ekipler onun arkasındaydı. Ben arkasında değildim. Bak ağır bir laf olmuş değil mi? Ağır bir laf olmuş. Ben kendisine yakıştıramadım. Yani bir de o düzeyde birinin bu yani cümleyi kullanmaması lazım. Şimdi yani, milletin vekili bu yani sonuçta. Tabii ki bunu bir ulusal kanalda yaparken yani söylerken genel başkanınla ilgili işte 3 metre 5 metre bir şeyler söylüyor. Biz de reklamlarda biraz baktık olaya. Evet. Yani o ben onları bilemediğim için ne savunuculuğunu yaparım ne iddiasını. Ama ben Sakarya'yı iyi bilen, siyaseti iyi bilen yani işte Selçuk Kılıçarslan da bizim elimizde büyüdü. Ümit de bizim kardeşimiz. Bize abi diye hitap eder. Ben bu 3-5 çakal sözüne alındım. Mutlaka haklı tarafları var mıdır? Vardır. Yok mudur? Yoktur. Bilemem. Çünkü biz ne mahkemeyiz, ne hakimiz, ne savcıyız. Yani biz burada kadı değiliz ki haklıyı ve haksızı ayıralım. Biz sadece bu işte siyasi olarak, gazeteci olarak tespit yaparız. Yani ben Ümit Bey'in bu sözlerini kendisine bir milletvekilinin böyle bir üslubu kullanmasını ağır buldum. Benim söyleyeceklerim bu konu hakkında bu kadar. Cihan Saraç, sen nasıl değerlendirirsin şu anki bu son bir saatlik süreci soruyorum özellikle. Bu canlı yayında konuşuyor. Biz de bu anda, o anda canlı yayındaydık burada. Yani bize devamlı mesajlar geldi ama biz konuyu programın reklam arasında inceleme fırsatı bulduk. Yani sıcağı sıcağına neler söylersin? Şimdi bir kere kavgada yumruk sayılmaz. Kavga başlamış. Burada kendisi Ümit Dikbayır'ın açıklama yapacağını en baştan beri söyledi. Ulusal kanala çıktı ve kendisi kendi hakkında iddia edilen suçlamalara cevap vermeye çalışıyor. Ve burada partinin, suçlama da yapıyor. Partinin ikinci adamı rolünde olan bir insanın yani şimdi öyle bir şeyler var ki temin tweetlerimde de paylaşıyorum ulusal medyayı takip ederek en büyük bu işin kavga noktası paradan çıktı. Doğru mu Kenan Bey? Bu arada çok özür dilerim bir şey söylemeyeyim araya gireceğim. Yarın akşam Ümit Dikbayır Gazeteciler Soruyor programımızın canlı yayın konuğu saat 9'da ama tahmin ediyorum yarın akşam Gazeteciler Soruyor çok enteresan geçecek. İzleyicilerimi burada hatırlatmak isterim. Paranın noktasından çıktı iş. Ümit Dikbayır şöyle bir ifade kullanıyor. Parti çalışanlarının ödüllendirilmesi gerektiğini ve parti çalışanlara da birer maaş verilmesi noktasında ifade de bulunuyor. Hı hı. Fakat bu paraların misal 200'er bin lira şeklinde verildiğini ve daha sonra kendisinin de bunu poşetlerle verildiğini öğrenince tepki gösteriyor. Diyor ki biz bir siyasi parti miyiz, bir şirket miyiz, neyiz? Bunu resmi kanaldan, partinin kasasındaki paranın resmi kanaldan çalışanlara, çok çalışanlara ödüllendirilmesi, verilmesi gerektiği bir ücret konusu ortaya verilmesi gerektiğini söylüyor. 200 bin lira ciddi bir rakam. Şimdi çok su götürür, işler çıkacak bu işten. Öyle gözüküyor. Geriye dönük ve ileriye dönük baktığımızda. Ama daha devam Dikbayır, eder mi bu açıklama? Tabii daha çok şeyler çıkar bu işten. Buna Meral Akşener de cevap verir. Ve bu işin altından çok sular akar gider. Yani bu yaşanan konum
Ama ben Ümit İkbay'la temin de dedim. İl başkanının yanındaki, il başkanının aslında yeni il başkanı olduğu için fazla soru sormak istemedim. Ben Ümit İkbay'la buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ümit Dikbayır, bu süreci siyasetten gelen bir insan olarak da söylüyorum, bu saatten sonra istifa etmeli. İstifa dilekçesini vermeli. Çünkü kamuoyunun kendisinin dokunulmazlığının kalkmasını savcılığa intikal ettirip yargılanması noktasında ifadede bulunuyor ama ben onurlu bir davranış olarak İYİ Parti'den bu akşamdan itibaren istifa etmesi gerekir Ümit Dikbayır'ın. Ki atılan suçlar, yapılan işlemler, konuşulan laflar havada kalmasın ve bu noktada Ümit Dikbayır'ın daha çok açıklayacağı, konuşacağı şeyler konuşuluyor. Meral Akşener'in, genel başkanın odasının 3 metre ilerisinde kimlerin belediye işi takip ettiğini, takip işi yaptığını ifade ediyor. Yani gerçekten şu an siyaseten bir dönem geçiriliyor, ciddi bir dönem geçiriliyor. Bu İYİ Parti'ye hiçbir şekilde olumlu yansımaz. Meral Akşener, ben en baştan söyledim, kendini lav etti. Meral Akşener öyle bir süreç başlattı ki kendini lav etti. Altılı masadaki hırsını alamayarak, altılı masadaki yenilgisini kabullenemeyerek, masadan oturup kalkmasıyla oy kaybını, hazımsızlığını da parti üzerindeki teşkilatlarla birlikte yeğlemesiyle ciddi bir boyuta yansıdı ve tepenin en üstüne kadar bu ivme gitti. O yüzden Ümit Dikbayır taciz iddiasıyla ilgili çok büyük açıklaması var. Yani genel merkezin katında neler döndüğünü daha sonraki süreçlerde ifade edeceğini söyledi. Ben tekrar söylüyorum, İYİ Parti'yi özellikle yerel seçime giderken, yani yerel seçime giderken çok büyük bir yara aldığını, altılı masadaki düşüşünün daha hızlı bir şekilde düşerek Meral Akşener'in de partiyi kendi elleriyle lav ettiğini görüyorum. Siyaset adına tabii ki üzücü şeyler. Bu iddialar yargıya taşınacaktır. Karşılıklı bir şekilde birbirlerine, ki iş Sakarya'ya kadar uzandı. Onu görüyoruz. Demin ki konuşma Selçuk Kılıç Hasan'dan bahsediyorsun. Biraz Ahmet Uçak'tan bahsediyor. Selçuk Kılıç Hasan'dan bahsediyor. Selçuk biraz agresif bir arkadaş. Bazı şeylere böyle hemen böyle tepki veren bir arkadaş, düşünmeden konuşan bir arkadaş ama onun adı geçtiği için burada, tabii o da muhatap olduğu için bunu karşılık olarak cevap veriyor. O da kendine göre burada bunu açıklaması ve bu istinadlara karşılıkta mahkemelik mi olacaklar, hukuki açıdan mı olacaklar veya kamuoyunda mı bunların birbirlerine hareket edecekler? Çünkü tweetlerle çözülecek bir şey değil. Bakın, ben de partimde bir sorun yaşadım. Kol kırılır, yel içinde kalır. Eğer bir dava içerisinde yaşamış olduğunuz bazı şeyler geçmişte ve öncede hareket etmişsen, bu davanın süreci eğer inançlığın bir parti davasıysa içeride kalır. Böyle kamuoyunun önünde, milletin önünde, vatandaşların önünde bu konular konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Kısa öz olarak söylemek istediğim, Ümit Dikbayır benim görüşümce bu akşamdan itibaren İYİ Parti'den ilişkisini tamamen kendisini aklamak adına değil, siyaset adına bunu yapmak gerekir dediğini düşünüyorum. Sen katılır mısın? Şimdi Kemal Bey, ben Cihan Bey'e bu konuda Ümit Dikbayır konusunda katılıyorum ama Meral konusunda katılmıyorum. Benim görüşüm farklı ama ben, bizim konumuz orası olmadı. Şunu söyleyeceğim. Ben 32 yıl devlette bürokratlık yaptım. Girdiğim günden emekli olduğum güne kadar ben bürokratlık yöneticilik yaptım. Haksızlığın, hukuksuzluğun, hırsızlığın, namussuzluğun, şerefsizliğin olduğu hiçbir yerde bulunmadım ve amirim de olsa, memurum da olsa, baş müdürüm de olsa, genel müdürüm de olsa isyanımı ettim ve çektim gittim. Bulunmadım. Şimdi bir şeyi, yani varken bildiğiniz bir şeyi, varken bildiğiniz bir şeyi, sen benimle iyiyken benim yaptığım gayri resmi işleri, bakın haksızlığı, hukuksuzluğu, hırsızlığı, suistimala göz yumuyorsan benim kadar sen de suçlusun. Kimse bu konuda, kimse, bakın olay gerildikten sonra bulunduğun makamdaki beraber diyor ki, işte demin anlatıyor, ben oraları dinlemedim, para dağıtmışsın, eğer biz parayı beraber dağıtmışsak sen de aynı suçu işlemişsin. Ben sonradan öğreniyorum. Ben paranın şimdi, normal resmi rakamlar konusunda Kemal dağıtılması gerektiğini, Cihan Bey, fakat Cihan formalar Bey şeklinde dağıtıldığını sonradan şimdi öğrendim. Cihan Bey, diyor. Cihan Bey, paradan sorumlu sensin. Senin de sorumlu olduğun kasadan para çıkıyor. Nereye gittiğini bilmiyorsan o kapıyı kilitlerim, kilidi. Ve ben o işi yapmam. O gün istifa ederim. Şimdi bakın,
Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Yani eğer bunlar doğru ise ve gerçekse, bak doğru ve gerçekse tamamı, ya o 10 lira aldı ama ben 1 lira aldım. Ben az aldım, benimkisi hırsızlık sayılmaz manası taşır bu iş. Bakın, bu iş bunu taşır. Kimse kusura bakmasın. Yani eğer ben, ya biz bu hırsızlığı yaptık ama ya biz parayı yarısını beraber götürecekti, yarısı onun olacaktı, yarısı benim olacaktı. Ama sonradan bu bana kazık attı, bana 1 lira verdi. Onun için ben bunu şimdi söylüyorum. Olmaz böyle bir şey kardeşim. Bakın hırsızlığın eğer yani ya suistimal, hırsızlık demeyin, suistimal 1 lirası da aynıdır, 1000 lirası da aynıdır. Yani bunun azı çoğu olmaz. Yani bu işi sen, bu işin sorumlusu sensin. Sen şu anda ben, yani Ümit Bey'in şu anda para konusunda söylediklerini eğer bir şey söylüyorsa, yani söylediklerini tamamen kendisini bağlar. Yani kendisi bu paranın sorumlusu, yani İYİ Parti'den, mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı değil miydi kardeşim? Madem ki oralarda bir eksiklik vardı, niye o gün çıkıp da istifa etmedi? O gün niye bağırmadın? Ben bunu bakın bir Ümit'in bir dostu olarak söylüyorum bunu. Ben Meral Hanım'ı tanımam, bilmem, yan yana da gelmişliğim yok. Ben Ümit benim kardeşim, arkadaşım. Ha ben yaptığı yanlış. Bakın yani varsa bir şeyin sen bunu zamanında açıklasaydın. Bak zamanında çıkıp bunları söyleseydi daha eftaldi, daha iyiydi. Yani şimdi belediyelerle işbirliği var. Ya siyasi parti kardeşim çeşitli, bakın bir amaç uğruna çeşitli yerlerden gelmiş, çeşitli bölgelerden gelmiş, çeşitli ahlak, karakter yapısına bir insanların bir arada toplandığı şeyler. Burada yani bir aile birliği gibi, bir şey birliği gibi birlik bekleyemezsin. Farklılıklar oluşacaktır. Yani her farklılık ben biraz diye. Farklılıktan biraz öte değil mi yalnız? Ya şimdi şöyle bakın. Ben size bakın burada altını çiziyorum yani inşallah öyle olmaz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan çöküşü olduğu zamanki bağırtıları seyredeceğiz biz o zaman. Bakın inşallah öyle bir şey olmaz diye dua ediyorum ya. Yani. Bu iş böyledir. Bakın saltanat varken yani kayık giderken çok güzel giderken fırtına yokken o her şey güllük gülistanlık, hani o eski Türk halk müziği, şey, Türk sanat müziği müzikleri çalarken ya her şey güzel. Ama fırtına çıktığı zaman deniz dalgalanmaya başladı. Dalga boyu 2 metre, 3 metre, 5 metre çıktığı zaman her şey değişiyor. Evet. Yani buradaki mesele, yani bu şu anda İYİ Parti'nin içerisinde Ümit Bey'le genel merkezin yaşadığı olay, ben şunu görüyorum. Yani bu iş bir yolsuzluk işinden veyahut da bir siyasi işine çıkmış. Yani sokağa dökülmüş bireysel zamanındaki abla kardeş ilişkisinin sokağa dökülmüş hali. Hani nasıl işte Güneydoğu'da biliyorsunuz kan davaları olur işte namustan dolayı falan, hani sen git bir aile toplanı git bunu vur der hesabı. Şu anda öyle bir şey yaşanıyor yani İYİ Parti'de. Şimdi hani abla kardeş ilişkisiydi bu işte. Şimdi şöyle bir durum var. İYİ Parti Türkiye'deki ana muhalefet partisi. Yani önemli bir sayıya ulaşmış, önemli bir orana, oy oranına ulaşmış. Şimdi benim anlamadığım şu, yani yerel seçimlere gidiliyor ve iki tane veya üç kişinin kendi aralarındaki yani mesela bir hesaplaşmaya dönüşmüş. Şimdi şöyle düşünüyorum, şunu sormak istiyorum size. Siz İYİ Parti'ye oy veren biri olarak düşünün, empati yapın. Yani şimdi nasıl okuyacaksınız yani ona mesela destek olan, yani bakın oy verenden bahsediyorum. Yani teşkilatta bir parçası olandan bahsetmiyorum. O yanlı konuşamıyor, objektif olmayabilir ama şimdi bu yerel seçimlerde Kenan abi sen daha iyi biliyorsun. Yani bu ülkede iktidar olup da sandıkta kaybolan partiler oldu. Doğru mu abi? Evet. Yani bir de bu adamlar, o kaybolanlar bugün mesela bu ülkede karı olan Ecevit bile, değil mi? Barajın altında kaldı yani. Neredeyse partisi kapanma aşamasına geldi yani. Kapandı. Kapandı veya işte. Ben öyle demek istemedim de. Yani bugün Süleyman Demirel'in partisi, efendime söyleyeyim, kapandı. Yani kapanma aşamasına geldi. Yani bunlar iktidar olmuş kişiler. Yani ben şunu anlamakta zorlanıyorum yani. Acaba partiyi mi kapatacaklar bunlar? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Nereye gidiyormuş ben, yani? Benim çok sevdiğim bir çalışma abim vardı. Baş müfettiş Fazlı Köksal. Şu anda
yazardır kendisi. 3-4 tane kitabı var, roman yazarı. Pazartesi 5 Aralık'ta da kitabını imzalayacak. Ankara'da Allah nasip ederse Gizem. Şöyle bir paylaşım var. Bakın İyi Parti hakkında. Çok ya, buna diyor ki İyi Parti bir pansiyona benziyor. Tamam. İyi Parti bir pansiyona benziyor. Evlerini terk etmiş ve yeni mekan arayan siyaset meraklılarının geçici ikamatgahı. Bunu ne zaman paylaştı ama? Bunu ne zaman paylaşmış? Hemen o da önemli. İşte bu olayların üzerine 5 gün önce. 5 gün önce. 5 gün önce paylaştığı bir şey. Evet. Yani 5 gün önce olursa anlamlı olur. Bak, bu akşam paylaşsaydı benim için anlamlı olmazdı. 5 gün önceki. Evet, bir şey görmüş oldu. Şey bak, bak ha. Evet, iyi bir analiz yapmış. Yok, çok güzel bir analiz. Evet. Kendisi yani evet. Roman yazarı evet. Yani. Şimdi ne oldu peki? Pansiyondaki durumu nasıl diyeceksin? Yani şimdi bak yani bunun için bu çok kapalı bir sözcük. Yani bunu açtığın zaman bak ya gerçekten oturuyor yerine. Bakın İyi Parti'de yani şu anki İyi Parti yerine oturan bir şey. Ama büyük bir pansiyondu yani. Öyle küçük bir pansiyonda değil İyi Parti. Ama yani pansiyonlar nedir? Geçici kalınan bir yerdir. Tamam, geçici kalınan bir yerdir. Pansiyon Türkiye'de şimdi, çok fazla olmadı yalnız. Ya adam Eskişehir'li milletvekili Nebioğlu. Ne Nebioğlu işte bir çuval evet. Parayla geldi. İyi Parti'den milletvekili oldu. Ondan sonra dedi ki biz dedi şeyle dedi niye dedi AK Parti ile niye ittifak yapmıyoruz? MHP ile niye ittifak yapmıyoruz? Eskişehir'de bunlarla ittifak yapmamız lazım. İşte Eskişehir'in belediye başkanını büyükelçilerini devirmemiz lazım. Siz bunlarla ittifak yapmıyorsunuz. Ben gidiyorum AK Parti'ye dedi. Çekti gitti. Tamam. Yani bu bir sebep midir sizce bir kişi? Yani İyi Parti'nin AK Parti ile ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapmayacağını köydeki Mehmet Ağa biliyor da Eskişehir'in en zengin milletvekili olmuş adamı bilmiyor mu da yani gittiği parti? Şey, şu an parti. İktidar Partisi, Cumhur İttifakı olayları nasıl seyrediyor acaba Cihan? Gülerek. Şimdi gülerek. Ben gülerek izlediğine inanmıyorum. Neden? Bakın inanmıyorsun abi gülerek. Neden? Ya arkadaşım neden abi? Neden abi? Hayır bir yani, dakika yani. Seçime gidiyor rakibin bunu yaşadıklarına bakar mısın yani? Arkadaşlar bakın siyasi abi bakın buna biz çok gülenleri gördük. Gidin geçmişe. Yani abi sahada çalışman gerekirken kendinle uğraşıyorsun. Kendini zavaş ediyorsun bakın, ya. Bakın yani Güneş Motel olaylarını yaşadı bu ülke. Yani bakın etmeyin gözünü seveyim. Kimse bakın bu kötü. Meral Akşener partiyi lav ediyor. Meral Akşener bu girişte partiyi lav ediyor. Kendi elleriyle lav ediyor. Kimseye yar etmemek için Meral Akşener bu kararı kendi vermiş. Seçmen ne kime oy vereceksin? Oday çıkaracaksın. Cihan kime Bey. Bu şartlarda oy verecek? Cihan kime güvenecek? Cihan Bey. Bakın. Genel başında yukarısı dağılmış. Aşağısı dağılmak üzere. Öyle bir noktaya gitmiş. Sakarya'da düzgün giden bir sen de söylüyorsun değil mi? Evet. Yönetimi lav ediyorsun. Başka arkadaşı getiriyorsun o anda. Ondan şimdi yeni bir tecrübe bekliyor. Sahada çalışma bekliyorsun. Sen şimdi halk seçmen kütüye gittiği zaman ya zaten sen masadan kalkmışsın işin bitmiş. Masaya oturmuşsun daha da bitirmişsin. O süreçten bu sürece doğru getiriyorsun. Dibindeki genel başkan yardımcınla veyahut da geçmişe dönük kol kola girdiğin insan da milletvekiline şu an kavga ediyorsun. Öyle bir olay girmiş. Ümit Dikbayır şimdi Ümit Dikbayır'a kızıyor mu? Şimdi ben milletvekili olsaydım aynı tepkiyi gösterir miydim? Kısmen hak verdiğim yerler var Ümit Dikbayır'a. Niye? İddialar var. Suçlamalar var. Bu suçlamalara karşı Ümit Dikbayır'ın da kendisine bir açıklama yapması gerekir. Ha kişileri suçlayarak yapmaması gerekir. Belgeyle yapması gerekir. Çıkacaksın, belgeyi masaya koyacaksın, çatır çatır konuşup üzerine göreceksin. Bitti kardeşim. Özeti bu. Ama şimdi biz onu söyledik. Ama şimdi o da hukuken altyapısın diyor ki tamam benim milletvekilimi kaldırın, dokunulmazlığımı kaldırın kardeşim, beni yargılayın diyor. Aslında o şekilde ya o da bu kendine cevap veriyor. Cem Bey ya milletvekilinin dokunulmazlığını İyi Parti nasıl kaldıracak hayır. Ya? İyi Parti kaldırmayacak. Hayır, savcılığa başvuruda bulunmuş. Hayır. Ama bir süreci var. Kendisi başvuruda bulunmuş. Bakın bir milletvekilinin dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalkar. Yani İyi Parti veya Adalet ve Kalkınma Partisi istediğinden dolayı bir milletvekilinin bakanlığı dokunulmazlığı kalkmaz. Şimdi şu var. Ben İyi Parti'nin genel merkezdeki siyasetini bilmem, içinde de değilim, tanımam, etmem. Ben orada o haklı, burada bu var. Ben Sakarya yerelinde bir şey söylüyorum. Sakarya yerelinde tanıdığım insanların hakkında konuşuyorum. Ben Meral Akşener'i de tanımam, görmedim, bilmem de savunucusu da değilim, avukat değilim. Neyi nasıl yapar? Partisini bitiriyor mu, bitirmiyor mu ben onu bilemem. Fakat ben şunu bilirim. Yani siyasette, bakın siyasette değil, hayatın her anlamında kötü hiçbir zaman örnek alınmaz.
Bakın bir şey kötüyse kötüdür. Kötü örnek alınmaz. Her şey söylenmez. Bakın kötü şey örnek söylenmez. Bakın kötü örnek alınmaz. Her ben, şey söylenmez. Ben siyasette. Demokrasi adına, bakın demokrasi adına, ülkem adına, milletim adına bu ülkeyi ve milleti yönetmeye talip olan insanların bir milletvekilinin veya bir siyasi partinin olumsuzluklarını kendi içerisindeki, aile içerisindeki bir çatışmadan menfaat elde edeceğini ummuyorum, beklemiyorum. Böyle bir şey olmaz. Bunu bekleyen de yani siyasi parti olamaz karşısında. Ama bu da kamuoyunun önünde olmaz. Bakın bu olmaz. Bakın bu yanlış. Genel başkanın çıkıp genel merkez kongresinde elini sallaya sallaya tehdit edercesine konuşmasının arkasından getirmiş olduğu sonuçtur bu. Ben bilemem. Biz bir partinin içerisinde bulunduk. Partinin içerisinde, biz kendi partimiz içerisinde bir dünya rakiplerimiz vardı. Kemal Bey, kendi içimizde içimizde savaştık. Bu kamuoyuna yansımaz. Sana bir soru sorayım. Evet. Sen partiden ihraç edildin. Evet. Haklı mıydı ihraç edenler seni? Bakın. Seni ihraç edenler haklı mıydı? Bu konuya girdiğin zaman ben özel program yaparım. Bak hayır. Bak bu konuya girdiğin zaman. Hayır ama. Siyasette demek şunu söylemek istiyorum ben. Pardon bak sana cevap almak istemiyorum. Yani ben konuşurum. Bakın, ben bu konuya girdiğimde özel program yaparım. Bak, başka de, şey olur. Ama bakın, şunu söylüyorum. Senin de haklı olduğun. Hayır. Ümit Dikboy'un. Sen haksız mıydın yani şimdi? Ben şunu söylüyorum. Kol kırılır yer içinde kalır. Kol kırılır yer içinde kalır. Şimdi, sen kalkıp da kamuoyunun önünde her şeyi bu şekilde genel başkandan aşağı kadar konuşulmaz, söylenmez. Siyasette eğer söylüyorsan da belgeyle konuşursun. Bunu da partine gidersin, partinin içerisinde konuşursun. Partinle kavga ederek yapmazsın veya partinin içindeki genel başkanına çıkarsın veya genel başkan yardımcısıyla konuşursun. Şimdi iki tane partinin en büyük konumu ve durumu çıkıyor. Birbirlerinin affedersin kirli çamaşır gibi ortaya her şeylerini dökmeye kalkıyor. Partiyi lave ediyorlar. Bunu şimdi eğer kalkarsan başka boyutlara çekersen çok farklı şeyler konuşuyor. Valla şimdi partiyi lav etmeleri yani partinin kamuoyunda şey kaybetmeleri çok önemli. Onu partiyi kuranlar bu millete devleti yönetmeye milleti yönetmeye talip olanların düşüneceği bir şey. Benim bir oyum var seçmen olarak. Ben de oyumu değerlendiririm, bakarım ona göre değerlendiririm, veririm. Şimdi yani anlatmak istediğim olay şu. Yani bakın bunlar Türk siyaseti adına siyasetçi adına yarın iyi niyetli insanların siyasete girip de siyaset yapmaları adına bunlar kötü örnektir. Ülke adına kötü şeylerdir. Yani bunun kazananı olmaz. Bakın bugün geçici menfaat olabilir. Aynı şeyi konuşuyoruz. Bakın geçici menfaat olur bunlar. Geçici kazanım olur. Yani şimdi Sakarya'dan İyi Parti diyelim ki bu olumsuzluklardan dolayı Türkiye'de zaten İyi Parti'nin 15 tane ilçesi var. 7 tane mi 8 tane de mi 9 tane beldesi var, 27 tane mi 26 tane belediyesi var. Ya düşer o 8'e 5'e yani ülke yani çok da önemli değil yani. Bakın ya bunun için de diyoruz ki bakın bunlar siyasetin yani insanların siyaset ve siyasetçiden nefret ettiren hareketler. Şu bir gerçek miydi? Meral Akşener masaya oturduğu zaman %17-18'ler rakamlar konuşuluyor muydu Kemal? Evet. 20'ler konuşuluyordu. 30'lu konuşuluyordu değil mi? Bir background'u vardı. Partiden milletin bir beklentisi Cihan, vardı. MHP, sen MHP'lisin. MHP'nin içinden gelen insanların da kendine göre herkesin beklentisi vardı. %17-18'ler konuşulurken Meral Akşener haklı veya haksız tartışılır. Ben sadece Meral Akşener'e sorduğum şey soru bu. Niçin geriye oturdun? Bunun açıklaman gerekiyor. Sana katkı sağlayayım. O 3 günlük süreçte tamam mı? Masadan kalkma ve oturma sürecinde 7 puan arttığı konuşuldu. Bunun istatistiğini veremem kimseye. Ama ben inanıyorum artış olduğuna. Eğer ki şu konuşuldu kamuoyunda. Meral Akşener masaya geri gelmesin. Önümüzdeki dönem iktidarın en büyük ortağı olacak diyorlardı. Bu konuşulurken. Siz şimdi mesela düşünün bir dahaki döneme yani çok siyasette uzun bir süre değil bir dahaki dönem yani. Şimdi demin ne dedim? Yani orada Kemal, Meral fazla... Hanım'ın geriye dönmesi ihtimalini hani kalkmasından daha çok şok oldu insanlar. Kemal benim konuşmalarımdan çok masaya koyacağım belgeler çok önemlidir. Ben onları iyi bilen bir insanım. Belge çok güzel, önemlidir. En büyük de silahtır. Ama Cihan bak şimdi, enteresan şeyler var. Şimdi, paralar konuşuluyor şimdi, şu anda. Şimdi bak, o masaya bak, oturulmasında tamam, paralar o tamam, iddialar şimdi, var ama yani. Şimdi çok orada, enteresan şeyler orada yani. Şimdi temin en baştan geleceği noktaya dönüş yapayım. Meral Akşener'in konuşmasında, otur kalkmasında %8 oyu arttı, doğru mu? Kalktı. Ne yaptı? Erkek gibi durdu, dik durdu. Biz niye kalktığını araştırmıyoruz. Niye kalktığı belli.
masadaki uzlaşmazlık, dirayetten dolayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönemdeki kendini aday yapabilmesi için her türlü dayatmasına girdi. Meral Akşener o masaya niçin oturdu? Bu sorunun cevabını Türkiye siyasetine veremedi. Açıklayamadı. Sorduk, konuştuk, televizyonlarda, ulusal medyalarda, köşe yazarlarında, her yerde sorduk. Bunun cevabını veremedi. Ha şimdi burada otururken geriye döndün. Ne kaybetti? En az %10 oy kaybetti. Doğru mu Kemal? Peki Cihan Saray, sana bir soru soracağım. Bir el önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu partiden yıllar sonra kenara koydu. Peki o el şimdi Meral Akşener'i de kenara koyup o el bak 2015 yıllarında bir dakika tam sorumu sorayım ona göre cevap vereceğim bırakacağım sana. Şimdi şöyle çünkü Meral Akşener sonuç itibariyle bugün partisi kapanmış da olsa ortada bir %17'lik kararsızlarla birlikte %20'lik bir boşluk bir dilim var. Doğru mu? Kabul. Şimdi mesela bu o el o %20'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile 20 de Cumhuriyet Partisi'ne ise ortalama %50'ye yakın bir oya talip olamam. Mesela böyle bir iddia var. Mesela bu iddianın başında da Ekrem İmamoğlu'nun bu iş operasyon olarak yaptığını iddia edenler var. Diyorlar ki Ekrem İmamoğlu önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etti. Şimdi Meral Akşener'i tasfiye edecek. Arkasından da o ortadaki %50 oyluk dilime talip diyorlar. Kemal katılır mısın? Şimdi de cevabı şöyle bir senin soruna geleceğim. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Neyle geldi? Kasetle geldi. Doğru mu? Kasetle evet. Geldi değil mi? Kemal Meral Akşener'e aday olma, aday açıklama, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekle diyen kimdi İzmirli Bakan? Ben 3 gün sonra da fotoğraf verdi. O bakan Kemal Kılıçdaroğlu'na ne götürdü? Kamuoyuna yansıdı bunlar. Tamam, konuşuldu. Şimdi kasette geldi, kasette gitti. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük içerisinde boğuştuğu ve savaş verdiği ve 2012'den sonra da bayrak açtığı bir FETÖ var. FETÖ zamanından bilgi ve belgeler, şantaj malzemesiyle oluşturan video kasetleri den kalınan bir el CHP'de bir değişime neden oldu. Tamam. Ve fark edecek olursan Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de kime selam gönderdi? Selahattin Demirtaş'a. Selahattin Demirtaş'a. Evet. Yani aslında kişi olarak değişim yaşandı. Beyin olarak bir değişim yaşanmadı. Şimdi o elin Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki İstanbul seçimlerini kazanmış olması, altyapı olarak destek vermiş olması ve Özgür Özel'le birlikte hareket edeceği. Orada da ayrı büyük bir savaş başlayacak. Eğer Ekrem İmamoğlu seçimi kaybeder ise asıl savaşta o zaman seçimden sonra Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasında başlayacak. Çünkü peki yarın siz şimdi Ümit Dikmayır'dan bekliyorsunuz da Kenan abi bir şey sana da soruyorum bu soruyu. Yarın Meral Hanım istifa ederse o zaman ne olur? Nereden istifa etmez. Edersin? Kendi partisine? Etmez. Yok canım. Etmez. Ya, olasılık mı? Afet seçik yok. Hayır canım yok. %1 ihtimal bile. Ay bir saniye ya, şunu söyleyeyim. Meral kendi eliyle kurduğu partiyi kendi önünü kendi kapatacak. Bir iddiaları nereye gideceği belli değil ki. Ya bakın arkadaşlar. Belgeler ya, çıkarsa bakın. Ayrı. Bak, onu diyorum. Belge şimdi senin. Bir dakika. Diyalektik ediyorlar şu anda. Ben siyaset yaptığım dönemde kendi bilgim ve düşüncemde en güvendiğim şey resmi belgelerdir. Bak Cihan Saraç sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Ümit Dikbayır'ın bu akşamki açıklamalarında yani böyle çok gayri ihtiyari efendime söyleyeyim hani heyecanlanıp falan böyle bir şey sezinlemedim. Bunun arkasından başka böyle parti böyle gideceğini düşünüyorum. Ve en sonunda bu işin İYİ Parti'nin başındaki Meral Akşener'in istifasına kadar gidebileceğini şimdi, öngörüyorum. Tabii ki bu benim öngörüm. Meral Akşener'i agresifleştiren bir şey var. Hı-hı. Bu bir gerçek. Evet. Bu ne zamandan beri var? Masaya oturduğundan beri var. Tamam. Bu agresifleştiren şey, biz şimdi elimizde olmayan bir şeyi konuşmanın bir anlamı yok. Doğru mu? Elinde varsa koyarsın, yayınlarsın, gösterirsin veya savcılığa verirsin. Hı-hı. Savcılıkla ilgili bir konuysa, hukukla ilgili bir konuysa. Şimdi Meral Akşener o günden beri hırçın davranıyor. Evet. Parti içerisinde de bütün dinamikler Koray Aydın'dan tut. Doğru mu? Evet. Parti içerisinde bütün dinamiklerde de savaş haline girmeye başladı. Ta nereye kadar geldi olay? İşte seçim üstündeki bu tartışmanın alevlenmesine kadar sıçradı. Meral Akşener'in eğer o el, bahsettiğim bir el var ya, el var diyorsun ya. Evet. O el Meral Akşener'in gerçekten tasfiye olmasını istiyor ise
O belgeleri yarın neyse onlar, ortaya çıkacak ne koşul varsa ortaya çıkar ve yayınlar. Ha. Bu konuda bir istihbaratım yok. Sadece öngörü var. Tabii ben de varsa öyle bir belge. Evet. Ha şimdi Ümit Dikbayır konusuna geldiğimiz zaman Ümit Dikbayır tabii ki eli boş değildir. Genel başkan yardımcılığı yapmış. O bulunmuş olduğu vazifede temidiyorsunuz ya sen odaya kilide vur paraya hakim olamazsan, hakim olamadıysan diyorsun. Haklı mısın? Haklısın. Eğer sana bir yer zimmetlenmiş ve teslim edilmişse sen bunu insanların ve kişilerin lüksüne bırakmazsın. Para konusuysa özellikle de. Çünkü evet, para çok önemli. Genel başkana o zaman tepkini o zaman verirdin. Ya bugün vermezdin. Bugün ne iş? Ya bugün vermezdin. Bugün o gün söyleyecektin. Ama şimdi artık çamaşırların hepsi ortaya teker teker dökülmeye başlamış. Tamam da manidar değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Meral Akşener, ben tanıdığım, bildiğim Meral Akşener siyasette, ben 64 yıllık hayatımdaki tanıdığım Meral Akşener hiçbir lafı boş ve açıkta söylemez. Meral Akşener bu partiden istifa etmez. Yok yok, bakın, etmez. Kendi kapatacak. Niye daha önce istifa etti? Partisini kapatmaz. Daha önce istifa etti. Bakın Kenan abi yanılıyorsun. İstifa etti. Nereden istifa etti? Tabii seçimlerden sonra istifa etti. Geri aldılar, aldırırlar. Evinin kapısına kadar gittiler ya. İstifa etti abi. Bir dönem yaşanmadı. Abi arkadaşlar yaşandı. Lütfen abi, bakın abi. Lütfen. O dönem ay sen şimdi etmez diyorsun da ben hatırladığım kadarıyla gitti evine kadar gittiler. Geri çektiler istifasını. Arkadaşlar bakın. Kameraların karşısında istifa ediyorum dedim. Arkadaşlar yani milattan önceki tarihten falan filan bahsetmiyoruz ya. Hayır. Meral Akşener'in partiyi kurduğu şuradaki. Cümlesini de hatırlatayım mı 6, sana? 7, 8, ne başaramadık. Başaramadık. Başka bir arkadaşı görevi bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bakın çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz. Lütfen. Ben şunu söylerim yani Meral Hanım bu partiyi iktidar yapmak için kurdu. Bir parti iktidar olmak için kurulur. Şimdi bu partiyi kurdu derken Meral Hanım parti kurma ihtiyacını, bakın bir parti kurma ihtiyacı Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkan değiştirme ve olağanüstü genel kurula ve liderlik etmekten başlayan bir muhalefetlik hareketinden, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir muhalefetlik hareketinden 14 tane Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanının o genel kurulun yapılmayısı, efendim Sivas'ın Gemerek hakiminin bu kongre yapılmaz kararını vermesi. Bakın Ankara nere, Sivas Gemerek nere. Şimdi kusura bakmayın yani şimdi verdiği bir kararla oluşmuş bir partiye dönüşmüş. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı değiştirme hareketi kalkmış bir parti kurmaya gelmiş. Ve bunlar bir parti kurmuşlar. Yani bir parti kurulurken de kalkıp da A partisi, B partisi gibi bir seçim döneminde kurulup da birileriyle iktidar ortağı olup da 3-5 milletvekili alıp da ondan sonra kendi kendine laf edecek bir parti değildir. Fikir hareketiyle kurulmuş bir partidir. Bakın yani kolay kolay laf olmaz. Şimdi gelelim İYİ Parti'nin içerisindeki huzursuzluk konusuna. Şimdi bugün bizim Sakarya Milletvekili'nin, bakın özellikle de Sakarya Milletvekili'nin benim zoruma giden de burası. Yani tamam mı? Sakarya'nın adının hep böyle olumsuzluklarla anılmasından dolayı bir Sakarya Milletvekili Genel Başkanı'nın arasındaki geçmiş dönemde abla kardeş ilişkisi, bakın milletvekili, genel başkan, genel başkan, genel başkan yardımcısı ilişkisi yoktu bu insanlar arasında. Bu insanlar arasında abla kardeş ilişkisi vardı. Şimdi abla kardeş ilişkisinde siz ablanızla, kardeşinizle ilişkileriniz nasıldır? Yarın ablanızla, kardeşinizle kötü olduğunuz zaman o ilişkilerin içerisindeki bir şeyleri sokağa taşır mısınız? Taşımazsınız. Bugün de böyle olmalı. Olmuştur. Ya bakın o ne olduysa, her ne yaşanmışsa yaşanmış. 2018'de istifa etmiş bir Sefa sağ olsun attı şimdi. Sefa Polat. Diyor ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyon kampında seçim değerlendirmesini tepkisinden rahatsız olan tepkilerinin ardından istifa etti. Kurmayları ikna çabaları üzerine Akşener istifadan vazgeçerek olası kurultay kararı aldı. Evinin evet, önüne gittiler. Evet hatırlıyorum ben. Yani neden olmasın, o gün istifa eden bugün niye etmiyor? Nasıl bir iddia? O önce süreçte bu süreç farklı. Yok arkadaşlar, edebilir anlamında söylüyorum anlamında. Ben araya iddia ediyorum. Meral Akşener'i kızdıran şey ne? Ben, o kızdıran ben, şeyin içerisindeki ben olayların, her şey o kutuda saklı. Ben bir elin Meral Akşener'in oluşturduğu, elde ettiği kitlenin oy oranının işte onun peşinde olduğunu düşünüyorum. Artık şöyle nasıl olacak bilmiyorum ama yerel seçimler öncesi bence İYİ Parti enteresan şeyler olacak. Bizim programımızda şu anda kayıtlarda yine konuşuruz. Bakın, ama ben böyle İYİ Parti, düşünüyorum. Bakın İYİ Parti'deki ben şunu söylerim. Yine söylüyorum. İYİ Parti Genel Başkanı'nı, bakın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Arkadaşlar 1990'lı yıllarda bu ülkede, bakın bu ülkede 90'lı yılda İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişi İçişleri Bakanlığı yapmış. Tamam abi yapsın tamam. Ya arkadaşlar ya bakın tamam. Bu memlekette Kemal Bey bu tamam. Memlekette bakın İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Dışişleri Bakanı öyle herkes her istediği şekilde olamaz kardeşim. Olamaz. Evet. Ben burada da söyledim işte burada birileri işte şu İçişleri Bakanı dedim ki olamaz dedim. Ya işte şu ittifak kazanırsa bu olur, bu ittifak kazanırsa bu olur dendi. Burada bunu söyledi. Ben dedim ki o da olsa olamaz, bu da olsa olamaz. Ya İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, bir daha sayayım, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Yani böyle herkesin veyahut da hatta Genel Başkanı ben bunu Milli Savunma Bakanı yaptım demesiyle de olmuyor bu işte. Belli bir konsorsiyumu sağladıktan sonra olursun bunları. Şimdi Meral Akşener bu dönemde İçişleri Bakanlığı yapmış. Ki memleketin yani o muhtıraların verildiği dönemlerde, o günkü paşaların sizi kazığa oturtturun dediği bunu, dönemlerde. Bir dakika, bakın, yani ne demek istiyorsun? Ya ne anladım. Demek istediğimi artık anlayın, siyasetçi olan herkes anlıyor. Siyasetçi abi siyasetçi olan olmayan da anlasın, açık söyle. Yani ne demek istiyorsun? Meral Akşener yani ne var, bu işi şeyden çıkar mı, bu işin içinden çıkar mı diyorsun? Tamam o zaman ben bir şey konuşmuyorum. Yok hayır soruyorum abi, sana soruyorum. Ben anlamak şimdi istiyorum. Şimdi bakın çıkar mı derken yani. Şimdi yani bir Meral sürü Akşener, iddia var, bir sürü bakın, çantalar var, bak, oğlu var, işte şu var, bu var. Yani Meral Akşener, abicim Meral Akşener, bakın diyorum ki İçişleri Bakanlığı, ya ben burada bir şey anlatıyorum. Siz ben şeyi çok merak ediyorum, yarın akşam Ümit Dikber'in bu programı, bak bizi var ya Türkiye'deki, Türkiye izler yarın akşam gazeteciler soruyor. Zaten bugün Türkiye izledi zaten. Hayır bence. Niye bu senin ben, programını izlemiyorlar mı? Yaşam? Hayır şu anlamda Türkiye söylüyorum. Tabii ki yani. Bizi de izliyorlar ama şunu yarın Ümit Dikber'in bu akşam yaptığı açıklamalar, bir de yarın akşam TV264 gazeteciler soruyor. Çünkü, ben burada bakıyorum. Ben sana söyleyeyim. Türkiye'deki ne kadar siyasetçi, ne kadar büyük iş adamı aklına gelebilecek kim varsa yarın akşam TV264'ü izleyecek yani. Şimdi kıskandım yani açık söyleyeyim kıskandım. Ben de bakın ben de burada soru işareti koyarım. Bugün TV100'de konuştuğunun yarısını konuşmayacak. Ben de soru işareti koydum. Ama şimdi sen niye şer koyuyorsun hemen şimdi bir dakika. Niye yönlendirme yapıyorsun? Yapma böyle şeyler. Ya ben konuşmayacak diyorum. Allah Allah. Bu benim tahminim ya tahmin yürütüyorum yani. Zafer Tokuş çıkacak onun programına. Sen affalma Zafer Tokuş onu sorar yani. Zafer Tokuş çıkacak. Ya ben şimdi niye sen şimdi Zafer'i bilmem beşini diyor bir yarın akşam olacak programı benden tartışıyorsun ki Kemal sen ya. Ya bana ne söylerse söylesin ya ama ben konuşmayacağına bakın bu akşamki söylediği bazı şeyleri temlik edeceğini tamam mı? Yani işte oradaki söylediği çakalı çakallığı da buradaki 3-5 arkadaş evet. Diyeceğini şöyle, tamam mı? Bazı şeyleri yumuşatacağına inanıyorum. Tamam bakarız. Yarın akşam izleyeceğiz Allah'a. Bakın yani ben onlara inanıyorum. Cihan Sakarya yani. Bu konuyu toparlayalım. Bir de Sakarya için konuşacaklarımız var. Çünkü adaylar belli olmaya başladı. Biliyorsun AK Parti'de adaylık süreci sona erdi. Şu anda bir liste var elimizde. Bu listeyle biraz konuşmak istiyorum. Ama o yüzden oraya geçmek istiyorum. Şimdi Serdar o listeden bize nasıl yaparsın? İlçe ilçe mi verirsin o listeyi bize? Tamam sıradan git o zaman biz önümüzdeki listeden devam edelim. Tamam olur. İzleyicilerimiz de oradan takip etsinler döndüğü süreçte. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Özellikle şeyden başlayalım isterseniz. En kolay yerden başlayalım diyor ya. En kolay yer neresi? Adapazarı'ndan başlayalım. Adapazarı'nın Mutlu Işıksu'nun rakibi yok. Bununla ilgili ben bugün de bir yazı yazdım. Bir tane aday var. Bir aday var tamam. Doğru. Rakip sayılmaz mı yani? Akpınar. Mücahit niye, Akpınar. Niye adama saygı rakip duyuyoruz tabii ya? Ki. Dediğin gibi şey var. Mücahit Bey var. Mücahit Akpınar. Mücahit Akpınar var. Onun için şey var. Bir video geldi ama ben onu şu an izleyemeyeceğim. Adapazarı için ne diyorsunuz? Yani Mutlu Işıksu nasıl bir dönem geçirdi? Yani bu aday çıkmamasının... Bana mı soruyorsun? Evet, evet. Mutlu Işıksu, şimdi şöyle, kendisi ilk önce aslında hızlı başladı. Bazı el atılmak istenmeyen, yani el altında gecikmiş olan bazı konuları kendisi çalışmalarında ortaya atmak çalışmalarına yani destek vermeye çalıştı ama tabii ki şimdi en çok Kenan abi de onu eleştiriyor. En büyük icraatlarından bir tanesi Mutlu Işıksu'nun
İlmikay'ın iş merkezinin yıkılması, İlmikay'ın iş merkezindeki ihalenin yapılıp yapılamaz denilen ihalenin yapılarak sürecin başlamış olması. Bu arada ben de firma sahipleriyle bir görüşme yaptım. Onu da burada söylemiş olayım Kenan abi sana. Evet. 2026'nın başlarında artık faaliyete geçeceklerini, yani bazı şeylerin belediyeye bağlı olduğunu, fakat 2026'nın 2025'in sonuna doğru projenin biteceği noktasında alınan firma sahiplerinin kendilerine açıkça bir ifadeleri oldu hafta içi ben görüşmemde. Şimdi Mutlu Işıksu bir dahaki dönem tabii ki otomatik olarak onlar mevcut belediye başkanları doğal adaylar biliyorsun. Evet. Yeniden aday. Kendisinin karşısına rakip çıkmadığını görüyoruz. İşte Mücahit Akpınar arkadaşımız başvurmuş. O da tabii şansını deneyecektir. Tabii ki. Herkesin hakkı ve şansı var. Yani şansını deneyecektir. Siyasette herkesin %1 de olsa bir şansı vardır. Şimdi Adapazarı önemli bir merkez. 200 küsur binin üstünde bir nüfusu var. Ve en büyük ilçelerden en büyük ilçe. Serdivan'da rakip ona şu an. Ama en önemli sınavını eğer Mutlu Işıksu ikinci dönem seçilecek ise kent meydanındaki projenin çevreye vermiş olduğu bakı rahatsızlıklar da var. Tabii şikayetler de var bunun üstüne. Şimdi tam ortaya çıkmadığı için olay. Ama Mutlu'yu ben şöyle tebrik ediyorum. Bunu açık açık söyleyeyim. İlmikay'ın iş merkezinin en azından yıkılmış olması Sakarya için çok büyük bir şanstır. Uh-huh. Yani o çok katlı iş alın depremden kalan bir enkaz halinde ne kadar da yapı sağlam yapılmış olsa da büyük bir deprem yaşadı Sakarya. O depremden sonra 20 sene 24 sene bir zaman geçti. Onun yıkılmış olması çok büyük bir şanstır. İnşallah o ikinci döneme seçilir ise, yeniden aday gösterilirse bu projenin takipçisi olacağımı açık açık söylüyorum. Çünkü Sakarya gerçekten... Sadece sen mi? Kenan abi sana bırakmaz onu. Yani şöyle ben olumlu yönde takipçisi olacağım. Sakarya adına oranın ben her zaman olumlu bakmaktan yanayım bazı yerlere. Çünkü niye Sakarya? Önemli Sakarya için yapılan bir şey varsa, çivi çakılıyorsa her zaman onu kim yaparsa yapsın takdir ederim. Ama Kenan abi. Bitirmedim. Şimdi, bitirmedim özür dilerim. Hızlı hızlı gidelim de o yüzden yani. Şey, çok konuşacağımız şeyler var. Anladım. Ve bu noktada Mutlu Işıksu'nun en önemli icraatının bu olduğunu görüyorum. Hı. Eğer ikinci dönemde de bu icraatının tamamlanması noktasında zaman içerisinde bu işin üzerine düşerse Sakarya adına güzel bir kazanç sağlayacağını, siyaset hayatında bir perspektifi olacak, geleceği açısından iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi ben şöyle, Adapazarı Belediyesi olarak Mutlu Başkan seçildiği günden bugüne kadar Adapazarı Belediyesi'nde güzel şeylere imza attı. Hı hı. Her şeyden önce şunu yapmadı. Kendi partileriyle geçmiş belediye başkanları gibi tartışmadı, sürtüşmeye girmedi. Sessiz ve derinden sadece kendi işine odaklandı. Hı hı. Yani parti içi muhalifleriyle kendisine yapılan tüm saldırılara, yani saldırılar derken parti içerisinde muhalefetlere cevap vermedi. Muhatap alanı kendi işine yönlendi. Şimdi şöyle Cihan Bey, işte sen bu projeyi pek şey yapıyor. Ben şimdi projenin bu memlekete yapılan her işlemle ben beraberim. Hiçbir projeye karşı olmam. Fakat ben şunu söylüyorum. Benim oradaki ne zaman bitecekmiş inşaat beni çok da fazla ilgilendirmiyor. Çünkü benim orada dükkanım yok. Dükkanım olsa beni ne zaman biteceği ilgilendirir. Vatandaşsın ama. Beni hiç ilgilendirmiyor. Dükkanım abi yok yani. Abi kimlerin dükkanı var orada? Bakın ya ben bilmiyorum. Benim dükkanım yok. Bakın benim dükkanım yok orada. Bilelim, ben de bileyim ya. Ya kimin dükkanı var derken bir dakika orada benim kaç kişi? Benim dükkanım yok derken. Ya bir dakika orada kaç kişi var? Nasıl sayacağız ki orada? Bir sürü. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi işin ayrıntı kısmına boğulmayalım. Ben kısa ve öz bir şey söylüyorum. Yani inşaatı ne zaman bitecek? Beni çok. Beni ilgilendiren tek bir şey var bu projede. Bu şehrin, Sakarya'nın doğudan batıya, batıdan doğuya geçen ana arteri. Ben şehircilik açısından bakıyorum. Ana arteri baktığımız zaman bir yeni cami var. Doğudan batıya, yani batıdan abi, doğuya geçen. Konuyu başka yere götürüyoruz. Ya bir dakika izah edeceğim arkadaşım. Nasıl başka yere götüreceğim ya? Ya şöyle yapalım. Ama bir soru soruyorsunuz. Mutlu Işıksu'yu çağıralım buraya. Bu adayete konuşalım. Hayır ama. Bakın bu yani, Mutlu'nun da değil. Mutlu'yu da aşan bir sorun kardeşim. Tamam. Yani Mutlu, yani şimdi siz niye bu işi bir yere indirgiyorsunuz? Hayır. Mutlu o projeyi bir yerde... Bu projeyi konuşmak istemiyorum açıkçası. Yani. Hayır ben projeyi de konuşmuyorum. Bakın ben diyorum ki bu şehrin doğudan batıya ana arter geçişi var mı arkadaş? Soruyorum size. Ben ama Mutlu Işıksu'nun sorunu değil ki bu.
Ya nasıl değil, değil ya? Değil. Mutlu'nun sorunu değil. Onun sorunu kimin sorunu? Köydeki Mehmet Ağa'nın sorunu yapalım mu? Bak diyorum ha? Sana. Abi, ben bir proje ortaya çıksın sana abi. Sana söz veriyorum. Mutlu hayır. Işık Suyu buraya getireceğim. Adaya projesi onunla konuşacağız. Ha, ya Adaya bakın ben Adana'dan bahsetmiyorum arkadaşım. O sorunu da konuşalım şimdi işte. Bu şehrin doğudan batıya geçiş ana arterin olmayışı Alanduzu muhtarının meselesi mi? Tamam abicim ben de diyorum ki projeyi şimdi, konuşacağız. Şimdi ya bakın bizi doğudan batıya yani bakın bu, yani kuzeyden güneye geçişimiz nerede var? Kuzeyden güneye abi nasıl geçiyor? Abi şehir planı Mutlu Işıksı daha ilk dönemi bu şehrin sorunu kaç seneden beri var biliyor musun? Ya bak şimdi arkadaşlar etmeyin gözünü sevemez. Siz mutlu, neden? Mutlu o iş anını yıkmakla bence Sakarya'da en büyük işlerden yanlış yapılmaz şey olanı başardı. Arkadaşlar bunu söyleyelim. Bakın ben bir cümleme başladım. Bakın ben bir cümleme başladım geldim. Siz şimdi Mutlu'nun avukatlığını yaptınız. Hayır hadi be. Beni karıştırma. Ya bakın babamın oğlu değil. Ben Sakarya adına konuşuyorum. Bakın ben de burada Sakarya adına konuşuyorum. Bu işin sorumlusu yani Alanduzu muhtarı onunla konuşalım. Yani bu şehrin geçmiş dönemde 27 yıldır bu şehri yönetenler, 30 yıldır bu şehri yönetenler. Bakın rahmetli Aziz Duran Erdem yani benim bakın, kardeşim selam olsun. Yani rahmetli, bakın rahmetli Aziz Duran bu işin yani yeni camiyi açmasaydı bakın yeni camide karşı tarafı açmasaydı. Onun dışında başarılı bakın, buluyorsun. Tamam, ya tabii ki başarılı. Tamam. Ya bu şehirde birileri tamam. Bir hizmet yapıyor tamam. Ya Kemal Bey. Tamam. Bakın belediyecilik nedir kardeşim? Ama en az konuşacağımız şeyi en çok konuşmak isterim bakın, açıkçası. Hayır belediyecilik nedir yani şimdi bana aklım ben belediyecilik hizmeti bakalım. Ya belediyecilik efendim sokaklara park yapıp da para kazanmak değil ki belediyecilik ya. Kusura bakmayın tamam. Yani. Şimdi söyle. Ben mutluyum. Ben belediye başkanı olarak başarılı buluyorum. Evet. Ama ben bazı projesini eleştirdiğim zaman da bu da benim Mutlu'ya karşı anlamadığı, karşı olduğum anlamı taşımaz. Mutlu beyefendi görevinin sorumluluğunu evet. Bilen bir arkadaş. Yani ekibini iyi kuran bir arkadaş. Yani şu anda diyorum ki AK Parti içerisinde AK Parti belediyelerinde bakın AK Parti belediyelerinde şu ana kadar en sessiz ve derinden giden sadece işine odaklanmış tek bir başkan. Şimdi yani biz de şimdi bunu geldiği zaman birisinin... Demek ki başarılı ki aday da çıkmadı yani öyle mi? Ya Mücahit Akpınar adam yerine koymuyor musunuz? Bir tane aday çıkması anlamında söylüyorum. Olsun aday adaydır abi. Ama tamam da diğerlerinde şey var yani daha kalabalık. Ya Mücahit'in yani aday olmayacağını nereden biliyoruz? Belki ben Mücahit Bey'i tanımıyorum ya. Ben de tanımıyorum yani. Yani Mücahit Bey'i tanımadığım için de bir şey diyemiyorum. Aday adaydı. Öyle mi? Aday adaydı. Ben bir şey demiyorum. Ankara'dan bir arkadaşımız. Mücahit Bey bakın Adapazarı'dan ziyade bakın bizim birinci derecede en büyük sorunumuz Adapazarı Sakarya Büyükşehir Belediyesi. İnşallah Büyükşehir Belediyesi mevcuduyla devam eder. Yani sen mevcutla devam edeceğini düşünüyorsun? Ben mevcutla devam edeceğini düşünüyorum. Neden? Ya neden derken çünkü avantajlı. Yani mevcut olmanın avantajını şu ana kadar yaptığı 5 yıllık belediyecilik döneminde adının hiçbir suistimala karışmaması, yani AK Parti içerisindeki diğer AK Parti'nin diğer organlarıyla diyalog içerisinde olması kendisini bir adım önde gösteriyor. Yani ben öyle görüyorum. Yani benim kamuoyunda gördüğüm olay bu. Evet. Yani ya şimdi burada zaten bakın aşağıdaki belediyeler de şeyden geçecek abi yani buradaki yüzden geçecek yani. Aşağıdaki belediyelere buradaki de etki edecek. Yani buradaki işte Ekrem Yüce, Yusuf Alamda, Rüstem Keleş şu anda resmi olarak isimleri geçenler bunlar Rıdvan Duran istifa etmediği için onun için bir şey diyemiyorum. Bugün mesela enteresan Yusuf bir şey Alamlar derken bir şey söylemek istiyorum. Sen buradan mevcut, aynı şey söyleyeceğiz galiba. Mevcut belediye başkanı olduğu için söylüyorum. Yusuf Alemdar'a da buradan çağrı olarak bunu düşüncem olarak bir fikrim olarak söylüyorum. Bölgelerde oturan ve halkın beklentisi o yönde olduğunu da söylüyorum. Şimdi Serdivan AVM'nin yanında bir belediyeye ait bir yer var. Bu yer zamanında Zeki Toçoğlu zamanında Büyükşehir Meclisi'ne teklif edilmiş. Büyükşehir Meclisi'nden sonra Ekrem Yüce'ye bu konu intikal etmiş. Meclisten geçip o süreçte de davalık olmuş bir yer. Ben işin bu kısmında değilim. Sadece şu kısmındayım. Kamuoyu adına ve görsel anlamında ve olayı Sakarya'da o bölgede oturarak yaşayan ve halktan tepki adına söylüyorum. 3 gün evvel oranın bir yıkım şekli oluşmuş. Eski trafo, onu yeniden söyleyeyim. Eski trafoların olduğu yerden bahsediyorum. Bu olay daha önceden satılmak istendi. Belediye ihaleye çıktı ve tamam. İhaleye giren olmadı. Şimdi buran alanın ben Sakarya halkının otoparkına açılması
Yani Serdivan AVM'nin otopark alanında bulunan iki ayrı parseldir burası. Bu parselin çünkü belediyenin mahkemelik olduğu için kamuya hizmet anlamında otoparkı açarsa Yusuf Alemdar Sakarya için çok büyük bir hizmet etmiş olur. Büyük ihtimalle öyle olacak. Ve öyle olması gerektiğinde inancındayım. Çünkü müthiş orada bir trafik sıkışıklığı var. Kamuoyu bu konu hakkında çok rahatsız. Çünkü otopark konusu ciddi boyutu aşmış. Evet. Oradaki alanın oraya dahil ederek kamuya yararı bir alan olması noktasında tavsiyem olur kendisine. Takipçisi olacak mısın konuda? Ben her zaman Sakarya'nın her şeyini takipçisiyim zaten. Tamam. Şeyde şimdi şunu soracağım. Bugün bir enteresan bir gelişme oldu. Biliyorsunuz Ankara numaralı bir anket durumumuz var. Gerçi bunu genel merkez mi yapıyor yoksa yani bazı dedikodular var. Bazı şahıslar özel firmalara mı yaptırıyor diye ama yani bunun netini daha öğrenmiş değiliz. Ama şöyle bir durum var. Bugün mesela Büyükşehir Belediyesi, belli aralar bugün. Büyükşehir Belediyesi için bir anket yapıldı. Ankette 4 isime düştü ve Yusuf Alemdar bugünkü ankette yoktu. Ben birkaç arkadaşımla da görüştüm. Bugünkü ankette Yusuf Alemdar çıkarılmış. Onun yerine Yunus Tever koyulmuş. Sakarya AK Parti İl Başkanı koyulmuş. Bu anket resmi bir anket mi? 312'li bir numara arıyor. Çünkü neden? Ben hatta bununla ilgili bir yazı yazdım Cihan. Diyorum ki kişisel haklarla ilgili açıklama yapması lazım. Çünkü sizden bir bilgi talep ediyorsa anketi yapan kişinin o konuyla ilgili haklarını önce beyan etmesi gerekiyor. Ben parti genel merkezinin yaptırdığını düşünmüyorum anketi. Ben de diyorum ki bak bu konu aslında ucu açık bir konu. Ben bu konuda rahatsız oldum. Bunu da yazdım. Diyorum ki şimdi ben sizi arıyorsam, sizden özel bir bilgi talep ediyorsam bununla ilgili haklarımı benim bana belirtmeniz lazım. Bu konu AK Parti'de yetkili bir isimdir. Ali İhsan Yavuz'a sorulmalı aslında. Tamam, sorulmuş. Gerçi Çimşehir'den sorumlu olduğu için. Aynen. Sorular soruluyor. Bu resmi bir anket midir, değil midir? Bunun niçin bu şekilde kamuoyunda isimler değiştiriliyor? O çıkartılıp, bu çıkartılıp, o konu, bu konu hareketler ediliyor. Aslında Ali İhsan Yavuz Bey buna kendisi cevap verebilir. Cihan bak şurada sorun ne biliyor musun? Mesela direkt ankete geçiyor. Numaralama, beni de aradılar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kanun hakkını söylemiyor. Mesela şunu demiyor. İşte şu kanuna göre siz buna cevap vermek zorundasınız, değilsiniz. Şimdi insanlar da ne zannediyor? Genel merkez arıyor zannediyor. Orada şey yapıyor. Şimdi ben dedim ki yazımda da şunu belirttim. Bir arkadaşımla konuştuk bu konuyu da oradan şunu dedim. Bu bilgiler mesela düşün Kenan abinin telefonu anketçiye verilmiş olsa ve bu sefer anketçi de Kenan abiden aldığı bilgiyi anketin sahibine servis etse. Şimdi, bu sıkıntılı bir durum mudur Kenan tabii, abi? Tabii sıkıntılı. He? Tabii Kemal evet, şimdi bak. Sıkıntılı bir durum. Değil mi abi şimdi? Yani mesela düşün. Burada muhtarlar aranıyor. STK başkanları aranıyor. Şimdi vatandaş şimdi, belki mesela benim yazıda yorumlarda şöyle diyor. Ne olacak ki diyor bir vatandaş. Tamam senin açından bir sorun yok. Sen basarsın tuşa. Senin deşif ama burada mesela 3000 kişilik 5000 kişilik bir STK'nın başkanı aranıyor. Kemal 25. dönem milletvekili adayı olarak ben STK temayülüne girdim. Tamam. Nasıl geçtiğini biliyorum. Tamam. Halk temayülü nasıl geçtiğini biliyorum. Genel merkezde mülakatın nasıl olduğunu biliyorum. İki dönem aday adaylığı dönemi geçirdim. Tamam. Ve geçirdiğim dönemlerde süreçleri çok iyi biliyorum. Şimdi burada o dönem içerisinde de telefonla aranan bazı insanların yaptırmış olduğu anket firmaları olduğu söyleniyordu. Yani şimdi arandığı zaman işte Mehmet Hüseyin, Ahmet isim vermeyeyim. Ne düşünüyorsunuz? Genel merkezden biz ulaştığımız isme bizimle alakamız olmadığı bir anket şeklinde konuşmalar da oluyordu. Şimdi bence bu anketlerin gerçekten bu son aradan 312 numaralı anketlerin ben Sayın Ali İhsan Yavuz'a sorulması gerektiğini düşünüyorum. Ali İhsan Yavuz yetkili ağızdır. Bu konuda daha bu kamuoyuna bilgi verir diye evet, bunu soracağız inşallah. Şimdi başkan ben şöyle bakın ben Adapazarı Belediyesi Mutlu Işık Su başarılı olduğundan dolayı bir tane aday var. Yani evet. adayı var. Bir karşısında. Tane adayı var. Şimdi ilk defa seçilmelerine rağmen, birinci dönemler olmasına rağmen Sapanca'da 6 tane. Ferizli'de 7 tane. Tam tek tek gideceğim oraya. O bakın, zaman koysam olmuyor. Hayır ben total söyleyeceğim isimler söyleyeyim. Ferizli'de 7 tane, Karasu'da 5 tane adayı var. Evet. Demek ki bu belediye başkanları başarısız. Şimdi kıstas alacaksa bunda müracaat yok, başarılı adayı müracaat etmiyor. Burada bir ilk yılları olmasına rağmen 7'şer 8'er tane müracaat olmasına bir başarısızlık bu ad edeceğiz diye baktığımız zaman da evet ben bunu böyle görüyorum. Şimdi yani, bir dakika şimdi dur. Şimdi madem algı yöneteceğiz beraber gidelim o zaman. Evet. Şimdi şöyle düşün. Bir yere aday olacaksın.
ortada başarılı bir belediye başkanı var. Evet, şey Arapalı'ya Mutlu'yu örnek verdik burada. Mutlu başkan bana göre başarılı. Ben şimdi neden çıkayım karşısına kaybedeceğim bir yarışa gireyim? Tamam işte. Tamam. Ben de diyorum ki bu bir kriterdir bence. Kriter değil mi? Bence kriterdir. O zaman ilk defa seçilmiş bir Sapanca'da 6 tane olması, Ferizli'de 7 tane olması. Bu da demek ki yani buranın değişme ihtimalinin... Orada da bir kriterdir bu. Bu yani buranın adı, değişme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren bir kriter. Hayır, oradaki arkadaşlar... Adaya dayalıdan çıkacak insanların, kişilerin bazılarının başka amaçları olabilir. Yani siyaset yaptığın yok, için yok. Sen de biliyorsun. Şunu söylüyor, yani başka bir amaç olabilir. Bunu Adapazarı'da denememiş de Serdivan'a deniyor olabilir. Mesela İsmini orada kim var mesela? Serdivan, Serdivan şimdi. Serdivan 3. dönem olanları saymıyorum. 11, 12 tane o 3. dönemde. Ferizli'de Bahattin Paşalı, tamam mı? Orada Esnaf Odası Başkanı aday adayı oldu. Evet. Ferizli'de. O da başkanı. Bir dakika. Senin Bahattin Paşalı'nın böyle bir derdi yok. Adam bir de istifa etti. Bak tabii, şimdi, tabii. Bak bir de istifa etti. Seçilmiş bir kişi. Ve 2 dönemden beri orada başkanlık yapıyor. 2000 kişiye yakın kişiyle aday adaylığına başvurdu. Bu ciddi bir medeni cesaret. Bak bir dakika şimdi. Şunu söyleyeyim. Bahattin Paşalı oradaki belediye başkanını başarılı bulsaydı. Esnaf Odası Başkanı'ndan bahsediyorum. Aday olur mu sence? Olmaz. Niye olsun ki? Zaten Esnaf Odası Başkanı. Zaten bir de makamı var. Yani bir de seçilmişliği var bu adamın yani. Esnaf Odası. Sana bir şey söyleyeyim mi? Esnaf Odası Başkanı istifa ettiği zaman birçok kişi üzüldü adama mesela Bahattin Paşalı'ya. Ya Feriz'de mesela şey var, Muhsin Zurnacı var, Yüksel Kadıoğlu var, Serhat Çiçek var, Ertan Cımbat var. Yani bunlar peki bir PR arama Ahmet durumu olabilir Soğuk mi? Var. Dur onu en sona bıraktım. Ay bir dakika, bunların bir PR arama bıraktım. Durumu olabilir mi? Ki yani burada yani bir de Ahmet Soğuk faktörü var. Yani. Tamam. Bunların hepsini götürür getirir. Nasıl ya yani? Siyaseten. Yani. Ha, siyaseten. 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 Hayır kişilik olarak herkesin kendine özgü karakteri.